Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve inne Muhammeden abduhul Mustafa ve nebiyyuhul Mujtaba ve Resuluhul Murtada. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'ın seçilmiş kuludur. Abduhu el Mustafa Allah'ın seçilmiş kuludur. Ve nebiyyuhul Mujtaba yine seçilmiş peygamberidir, nebisidir. Ve Resuluhul Murtada kendisinden razı olduğu bir Resulüdür. Ve innehu khatemul enbiya, peygamberlerin sonuncusudur o. Ve imamul etkiye, müttaki kulların imamıdır, önderidir. Ve seyyidul murseline ve habibu rabbil alemin, Resullerin efendisi, alemlerin Rabbinin sevgilisidir, habibidir o. Ve kullu da'vatin nubuvveti ba'dahu fagayyun ve heva, ondan sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra her peygamberlik iddiası sapkınlıktır, hevadır, hevestir, kuruntudur. Ve huvel meb'ûfu ilâ âmmetil cinni, o bütün cinlere ve kâffetil vera ve bütün mahlukata gönderilmiş bir peygamberdir. Bil hakki, hak ile gönderilmiş, getirdiği şey haktır. Vel huda, hidayettir. Ve bin nuri, getirdiği şey nurdur. Ve diyâ-i, aydınlıktır mahsa. Evet, inşallah bugünkü derste vaktimiz de biraz kısıtlı olduğu için okumayı planladığım bölüm bundan ibaret. Burada da çok açık görüyoruz. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem etrafında ders şekilleniyor. Yani nübüvvet meselesi, peygamberlik, bugünkü dersin öz itibariyle ana konusu peygamberlik oluyor. Peygamberlik ama münhasıran bizi daha yakından özelde ilgilendiren boyutuyla, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem boyutuyla bugün peygamberlik meselesini, müessesesini ele alacak. Muhammed, bu ve inne Muhammeden, önce cümlenin metin içerisinde nerede durduğunu tespit edelim. Ve inne Muhammeden cümlesi, buradaki vavvalı atıfa bu cümleyi geriye bağlıyor. Nereye bağlıyor? Fenakulu demişti ya ta başta, işte ben bu kitapta İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bin el-Hasan el-Şeybani'nin görüşleri doğrultusunda Ehl-i Sünnet'in itikadını ne yapacağım dedi, ortaya koyacağım, anlatacağım dedi. İşte bu istikamette, bu çerçevede biz deriz ki Cenab-ı Allah tektir, ortağı yoktur diye اِنَّ اللّٰهَ وَاحِدٌ لَا شَر۪يكَ لَهْ diye ta metnin baş taraflarında müellif söze girmişti hatırlıyorsanız. İşte وَاِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى da nereye bağlanıyor bu atıf harfiyle? O اِنَّ اللّٰهَ وَاحِدٌ لَا شَر۪يكَ لَهْ cümlesine atfediliyor. Yani oradan devam ediyor. Biz bu üç imamın itikadi görüşleri doğrultusunda Ehl-i Sünnet inancını anlatacağız. Bu istikamette deriz ki Allah'ta Allah tektir, ortağı yoktur. Yine bu istikamette deriz ki, bu amaçla deriz ki ve inne Muhammeden abduhul Mustafa, Muhammed Mustafa onun neyidir? Seçtiği bir kuludur diye cümleyi oraya bağlıyoruz. Yani buradan şunu anlıyoruz. Kitabın birinci bölümü, yani Cenab-ı Allah'a iman bölümü, Âmentü billâhi'deki ilk iman esası, Allah'a imanı, kitabın çapına efendim yaraşır bir efendim hacimde, boyutta müellif ele aldı. Cenab-ı Allah'la ilgili çok temel bilmemiz gereken, sahip olmamız gereken itikat ölçülerini verdi. Şimdi peygamberler, peygamberlik, peygambere iman ama Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa özelinde efendim bu meseleyi ele alacak, buna dair itikat ölçülerimizi ortaya koyacak. Buna geçmeden önce
Muhammed kelimesinin efendim manasıyla ilgili, lügavi boyutuyla ilgili size dağıtılan evrakta da gördüğünüz bazı açıklamalar var. Hamd kökünden geliyor. Hamd, Allah'ı övmek, medetmek. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd Allah'a, alemlerin Rabbine mahsustur. Ayetinde de gördüğümüz üzere övgü demektir. Vasful cemili bil cemil, güzel olan şeyi güzel vasıflarla anlatmak. Onun güzelliklerini, mükemmelliklerini, üstün vasıflarını dile getirmek, ortaya koymak demek oluyor. Muhammed de tef'il babından hammede yuhammidu tahmiden, muhammidun ve muhammedun. Tef'il babından ismi mef'uldür. Babın yapısında tekdir vardı biliyorsunuz. Çokça övülmüş anlamına geliyordu. Yani övülmüş ismi mef'ul olması itibariyle ama bu bab Mahmud övülmüş demek. Muhammed olduğu zaman bu babtan geldiğinde haliyle ne oluyor? Efendim ziyade fil huruf tedullu ala ziyade fil ma'na kabilinden bir teksir, fazlalık, şiddet bildiriyor. Fazla fazla övülmüş, bol bol övülmüş anlamına geliyor. Bu ismi kendisine dedesi Abdülmuttalib'in koyduğunu görüyoruz kaynaklarda. Ve Araplarda da o döneme kadar pek bilinen bir isim değil, kullanılan bir isim değil. Ve Allah Resulü'nün Şecere-i Nebeviyyesini de görüyoruz. Orada bu isimde biri yok. Genelde insanlarda adettir. Atalarının efendim şanını yaşatmak adına ne yaparlar? Ecdadından isimler seçerler, koyarlar. Bu bir gelenektir. Araplarda da böyle bir gelenek var. Şuradan anlıyoruz. Çünkü Abdülmuttalib'e diyorlar ki neden atalarından birinin adını vermedin de Arapların bilmediği, etmediği böyle bir kelimeyi isim olarak torununa verdin diye sorduklarında o da diyor ki yerlerde ve göklerde övülmesini umduğum için. Yani isim, bu ismi veriyorum ta ki torunum ismiyle müsemma olsun. Bu ismi hakikatte de yaşayabilsin, gerçekliğine erebilsin diye bu ümitle veriyorum. Bu önemli bir şey. İsim verirken böyle bir itina olması gerekiyor. Şimdi Araplarda şöyle bir şey var, antiparantez bunu ifade edeyim. Genelde bu son zamanlarda da bu eşeleniyor, sık sık gündeme getiriliyor. Buralardan bir takım adresler veriyor, Müslümanların zihinleri bir yerlere yönlendirilmeye çalışılıyor. Şu istikamette bir telkin var. Yani İslam dininin, Kur'an'ın ayetlerinde ve hükümlerinde karşılaştığımız birçok prensip, birçok mesele aslında zaten İslam öncesi Arap toplumunun örf ve itiyatlarına dayanıyor. Kur'an bunların bir kısmını nispeten değiştirmiş, bir kısmını olduğu gibi ibka etmiş, devam ettirmiş. Dolayısıyla böyle bir Kur'an'a ve işte ahkam-ı şer'iyeye bir tarihsellik atfetme çabası efendim görüyoruz, dikkatleri çekiyor. Şunu unutmayalım, o coğrafya aslında Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'in coğrafyasıdır. Hazreti İsmail Hicaz Araplarının babasıdır, atasıdır. O coğrafya daha önceden efendim bir peygamber görmüş bir coğrafyadır. Ve o coğrafya insanında sadelik vardır, doğallık vardır, tabiilik vardır, hasbilik vardır. Bunu şiirlerinde, kültüründe, edebiyatında da görebiliyoruz. Şunu demek istiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'in Arap örfünde zaten cari olan bazı uygulamaları hiç değiştirmemesi, bazılarını nispeten değiştirmesi, bazılarını kökten değiştirmesi bu yadırganacak bir şey değil. Neden? Çünkü zaten insanlara Hazreti Peygamber Efendimiz'e gelene kadar yüzyıllar boyunca binlerce, on binlerce peygamber gönderilmiş. Bu peygamberler ne yapmış? İnsanlara hakkı, hakikati ve hidayeti tebliğ etmiş. Bu peygamberlerin etrafında bu çağrıya efendim icabet eden ve ondan hidayeti alıp kuşanan insanlar, nesiller, kültürler oluşmuş. Ve Hicaz coğrafyası da böyle bir kültüre havzalık etmiş bir coğrafyadır. Dolayısıyla orada hakikatin, hidayetin kalıntılarının bulunmuş olması garipsenecek bir durum değil. Cenab-ı Allah'ın da onu ibka etmesi, değiştirmemesi dolaylı olarak teşri'dir. Yani onları bir şeriat olarak efendim devam ettirdiğini, önceden de zaten bir teşriğiydi. Mişkat-ı nübüvvetten gelen bir tarafı var idi. Hazreti Peygamber Efendimiz'in teşriğinde de ona dokunmaması, bir bakıma ibka etmesi de yeni bir teşriğidir.
Bu bakımdan efendim bunlar örfi şeylerdir, şer'i bir değeri yoktur gibi çıkışlar pek sahih bir zemine oturmuyor. İşte burada da görüyoruz. İsim verirken Abdülmuttalip'teki bu amacı, zihniyeti görüyoruz. Ne diyor? Umarım ki diyor yerdekiler ve göktekiler onu ne yapar? Metheder, över. Onun için bu ismi veriyorum. Kötü bir şey mi? Allah Resulü'nün de zaten bu yönde hareket ettiğini görmüyor muyuz? Soruyor adama adın nedir diyor. Abdülüzza efendim bilmem ne. Böyle veya Hacer, kaya. Adın ne şu? Böyle içinde şiddet iması bulunan, kalp katılığı, kalp şiddeti vesaire gibi çağrışımlara da yol açabilecek isimleri Allah Resulü ne yapıyor? Değiştiriyor. Sadece insan isimlerine değil, eşya isimlerine de müdahale ediyor. Yatsı namazına o vakte Araplar ateme diyor, onu değiştiriyor Allah Resulü. İşte buna benzer Allah Resulü'nün müdahaleleri var. Amaç nedir orada? Amaç o ismin içeriğinin müsemmaya yansıması yahut da insanların zihninde müsemma ile ilgili yanlış çağrışımların oluşması endişesidir. Bu endişeyi bertaraf etmek için Allah Resulü ne yapıyor? Müdahale ediyor. Yani isimle, ismin içeriğiyle, anlam içeriği ve çağrışımlarıyla müsemma arasında bir bağlantıya, irtibata Allah Resulü dikkat çekiyor ki ne yapıyor? Onları değiştiriyor ki müsemma bundan etkilenmesin. İşte Abdülmuttalip'te de bunu görüyoruz. Ve ilhamla bu ismi verdiği söyleniyor. Arapların daha önceden bilmediği, etmediği bir isim. Bu ismi Abdülmuttalip koyuyor ve diyor ki yerdekiler ve göktekiler onu övsün. Bunun ilhama dayandığı yönünde efendim bilgiler var. Ve şöyle de bir bilgi var. Deniyor ki o dönemde Allah Resulüne verildiği gibi Allah Resulünden az önce veya Allah Resulünden az sonra o dönemde Muhammed isminin nispeten yaygınlaştığı söyleniyor. 15 kadar Muhammed ismiyle müsemma zatın olduğu söyleniyor. O toplulukta. Bunun da sebebi olarak deniyor ki işte ehli kitaptan Araplara bu yönde bilgiler geldi. Son peygamber gelecek. O peygamberin vasıflarıyla ilgili işte nitekim işte övülmüşlüğü Muhammed kelimesinin onlardaki tercümesi, iç anlamı vesaire. Ondan sonra Arapların da efendim o bizim çocuklarımızdan olsun arzusuyla çocuklarına böyle bir isim verdiği yönünde bilgiler de var. Bu 15 ismin de böyle bir esasa dayandığı söyleniyor. Abduhu el-Mustafa, Muhammed Allah'ın seçtiği, istifa ettiği, süzüp kulları arasından özel olarak seçmiş olduğu kuludur. Önce Peygamber Efendimiz'in kulluğuna işaret var. Abduhul Mustafa. 2. Ve Nebiyyuhul Mucteba. 2. Nebiliğine işaret var. 3. Ve Rasuluhul Murtada. Rasullüğüne işaret var. Peygamber Efendimiz birinci esas kimlik kuldur. El-Abd. İkinci kimliği Nebidir. Üçüncü kimliği Rasuldür. Bu kimlikler birbiri üzerine iptina ediyor. Temelde esas kimlik olarak Allah Resulü kuldur. Ve kulluk asla gocunulacak efendim bir makam, bir mevki değildir. Hani askerlik bir rütbedir mesela. Askerlik bir kimliktir. Çok temel bir kimlik diyelim ki. O askerliğin, o temel kimliğin neyi var? İç katmanları var. İşte onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, albay vesaire çıkıyor. İşte o askerlik aslında nedir? Bütün bunları içine aldığı gibi aslında bütün bunlardan daha değerli bir yöne işaret eder. Yani binbaşı olmak, albay olmak, şu olmak, bu olmak vesaire hep askerlik zemininde o temel üzerine iptina ettiği sürece değerlidir. Yoksa adam binbaşı olmuş, albay olmuş ama asker hüviyetini kaybetmiş. Ağa olmuş efendim. Artık askerliğin mantalitesini, gerçek askerliğin mantalitesini terk etmiş ve o zihniyette çalışmıyor, o samimiyeti kaybetmişse onun binbaşı, albay vesaire olması artık isimsel bir rütbeden öte bir şey ifade etmiyor. Kulluk da böyle. Kulluk var. Çok yanın ve sade gelebilir. Daha sonra nebilik var. Efendim kendisine vahiy geliyor ama insanlara tebliğ ile emredilmiyor. Daha sonra rasullük var. Vahiy geliyor. O vahyi insanlara tebliğ etmekle emrediliyor. Böyle bir mücadele hayatının içine giriyor. Ümmetin önüne geçiyor. Topluluklar kuruyor. Ümmetler oluşturuyor. Daha ekstra bir durum söz konusu burada. Dolayısıyla işte abdiyet, ubudiyet, kulluk makamının bunlara nispetle biraz daha sade, basit olduğu düşünülebilir ama asla böyle değildir. Bütün bu makamlar o kulluk temelinde anlamını buluyor. Yani nebi olduğunda, resul olduğunda
o Allah'a olan kulluğunun daha derinlemesine, idrakine eriyor. Allah'a olan kulluğunda daha güçlü bir hissiyata kavuşuyor peygamber. Hiçbir zaman o ubudiyet elbisesini üzerinden çıkarmıyor. Aksine ubudiyet manası onda her geçen gün bu makamlara rağmen pekişiyor ve efendim derinleşiyor. Evet, birinci kimlik bu, abduhu el Mustafa. Burada başka bir vurgu da var. Yani biz hemen önce abdiyetiyle söze başlıyoruz. Kelime işareti hatırlayın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Önce kulu sonra rasulü diyoruz değil mi? Hemen bir üst kimlik olarak, efendim esas ana kimlik olarak orada abdiyete bir işaret var, vurgu var. Hazreti İsa kulluktan çıkartılmış, kulluğu adeta kendisine yakıştırılamamış, bu yönüyle efendim kendisine haksızlık edilmiş bir peygamber olarak Hazreti İsa'yı hatırlayalım. Kundak'ta, Beşik'te mucizevi olarak konuşuyor. İlk cümlesi nedir? Ale inni abdullah. Der ki o kundaktaki, Beşik'teki çocuk, annesi Meryem'in kucağında efendim İsrailoğulları, din adamlarına hitaben der ki inni abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Oysa daha sonradan ona kulluğu kavmi gel gör ki yakıştıramamış ve onu efendim ilahi bir kişilik olarak tanıma ve tanıtma zaafına, sapkınlığına düşmüştür. Peygamber Efendimizin de bu yönde ikazları var. Hazreti İsa tecrübesi üzerine Allah Resulü uyarıyor. La tutuluni kema atratin nasara İsa ibn Meryem. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı efendim mübalağa ile aşırılıkla tanıdığı ve tanımladığı gibi sizler de beni öyle aşırılıkla tanımayın, tanımlamayın. Bana o gözle bakmayın. Benim üzerimde, benimle ilgili düşünürken, benimle ilgili zihninizde bir tasavvur geliştirirken sakın aşırıya kaçmayın. Ben ancak Allah'ın kuluyum ve Resulüyüm. Bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin buyuruyor Allah Resulü. Orada da hemen ilk söz kulu, daha sonra Resulü geliyor. Ve nebiyyuhu el müçtebâ. Müçtebâ, içtibâ, bu da seçmek anlamında. Özel, seçmek. Tahsis etmek, diğerleri arasından onu layık görmek, onu efendim bir makama eriştirmek anlamında seçilmiş kuludur. İstafa da bu anlamda. El-Murtada, irtada, o da bu anlamda. Peygamberliğine razı gördü, razı olduğu, peygamberliğinden razı olduğu kimse. El-Murtada'yı böyle de anlayabiliriz. Evet, burada iki kelime geçiyor. Kavram, Nebi ve Resul kavramları. Nebi, İşte sözlük anlamı itibariyle iki kökten gelebilir. Nübüvvetten gelebilir. Nebeve, nun, ba ve ba, nun, ba ve vav harflerinden oluşur aslı itibariyle. Mümkündür. Bu kelimenin anlamı nedir? Rif'at, yücelik, yüksekliktir. Peygamberlere bu kökten gelen bir sıfat isminin ennebi sözcüğünün isim olarak kullanılması, isim müsemma bağlantısına bakacak olursak peygamberler de Allah'ın efendim yücelttiği, azizleştirdiği kimselerdir. Bu bakımdan yücelik kökünden peygamberlere de kendilerine nebi diye, yüce kimse, ulu kimse, büyük insan şeklinde bir isim seçilmiş olması gayet yerindedir. Ya da nebe sonu hemze ile olabilir, haber kökünden gelir, nebi şeklinde daha sonradan nebiye dönüştürülmüş olabilir. Kelimenin son harfinde hemzenin zaman zaman başka harflere, ya vesaire dönüştüğünü biliyoruz Arap dilinde. Çünkü hemzenin telaffuzu zordur. Özellikle kelimenin sonunda. Yani kelimenin sonunda zaten ses bitiyor. O sırada siz bir daha tekrar bir ses depolayıp hemzeye vurgu yapmanız gerekiyor. Ve bu insanı zorluyor. İki defa bir şey yapmaktır. Yani titreşim sağlamaktır. Bu zor geleceği için genelde kelime sonuna ya gibi kolay harfler düşürülmeye çalışılıyor ve kalbe uğrayabiliyor. Nebi de böyle haber veren anlamında bir sıfat ismi olabilir. Nebe kelimesi haber anlamına geldiği için nebi kelimesi haber kökünden haberci, haber getiren. Peygamberlerin bu ismi alması gayet anlamlı. Çünkü onlar Allah'tan gayba dair haberler getiriyor. Bu yönüyle peygamberlerin en önemli efendim işi, vazifesi Allah'tan gayba dair haber getirmektir. Bu isim de peygamberlere bu münasebetle verilmiş olabilir. Ala külli hal, ister yücelik, ister haber kökünden, ister nebeve maddesinden, ister nebe maddesinden türetilmiş olsun bu kelime. Bir sıfat ismidir ve
istilahi anlamı bizim için burada birinci derecede önemlidir. İstilahi anlamı, din dilindeki kullanılışı genelde hakim görüşe göre, yaygın tarife göre şu. Peygamber, nebi, yani Türkçe'de peygamber dediğimizde bu nebiyi karşılıyor. Nebi, kendisine Allah tarafından vahiy indirilen, vahye muhatap olan kul demektir. Allah'ın Ademoğulları içerisinde cinlerden peygamber gelmediği, sadece nedir, uyarıcılar geldiğini İbn Abbas radıyallahu anhuma söylüyor. Hakim kanaatli odur. Cinlere gönderilen peygamberler de yine insanlardandır. Cinlerden cin hüviyetinde peygamber gönderilmiş değil ama vaizler ve uyarıcılar gönderilmiştir. Peygamberler insanoğlundan gönderilmiştir. Cinlere de onlar hitap eder. Hazreti Musa'nın da cinlere hitap ettiğini bu yönüyle düşünebiliriz. Kema arsalna ila fir'auna rasula, yok o değil de buna benzer bir ayeti kerimede cinler işte Musa'dan sonra bir peygamber geldiğinden söz ediyor cinler. Hazreti Peygamber Efendimiz'den söz ederken Musa'dan sonra gelen bir peygamber diyor. Musa peygamberden haberdar olmaları da Hazreti Musa'nın onlara da dini tebliğ ettiği şeklinde yorumlanabiliyor. Hazreti Peygamber Efendimiz'in cinlere hitap ettiği, davette bulunduğu, onların da peygamberi olduğu hususunda zaten şüphe yok. Kur'an-ı Kerim'de zaten iki sayfalık cin suresi vardır. Orada قُلْ اُعِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ diye başlıyor. Orada cinlerden bir grubun gelip Allah Resulü'nü dinlediği, ondan İslam davetini alıp kavmine götürüp ilettiği ve cinlerde İslam davetinin bu yolla ilan edildiği bu surede detaylıca ele alınmış oluyor. Evet, dolayısıyla Ademoğlu kaydı burada önemli. Peygamberler ancak insanlardan geldiği için Ademoğulları içerisinden Allah'ın seçtiği ve vahyine mazhar kıldığı kuldur. Ademoğullarından 2. Seçilmişlik, 3. Vahye mazhar olmak. İkinci ve üçüncü madde çok önemli. Seçilmişlik. Bu neye işaret ediyor? Liyakate dayanmıyor peygamberlik, buna işaret ediyor. Bir peygamber çalışır, çabalar, ilim tahsil eder. Uzun yıllar bu uğurda riyazet ve mücahede geçirir. Ondan sonra artık kendisine hak etmiş olduğu bu makam verilir. Verilmek zorundadır. Böyle bir şey yok. Peygamberlik liyakat işi, kesb işi değildir, vehbidir. Bu bakımdan seçilmiş vurgusu orada, böyle düşünüldüğü zaman vurgusu yerine oturuyor. Ve nedir? Vahye mazhar olmuştur. Yani peygamberlik makamı bir Allah dostluğu makamı değildir. Allah dostluğu makamından daha öte bir mana içeriyor. Neden? Çünkü kendisine vahyediliyor. Kendisine gizli ve özel bir yolla, seri biçimde Allah'tan haberler ulaştırılıyor. Kesin. En ufak şek ve şüpheye mahal yok. Şek ve şüpheye mahal olmaması iki yönden. Bir, böyle bir şey oldu mu olmadı mı subut cihetiyle şek ve şüpheye mahal yok. İki, delalet cihetiyle de şek ve şüpheye mahal yok. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz kendisine gönderilen vahyin ya bu gelen vahiy midir, Allah'tan mıdır yoksa şeytandan mıdır, ben kendi kendime kuruntu mu yapıyorum, bu bir sanrı mıdır, halüsinasyon mudur gibi en ufak bir şüpheye, şek ve şüpheye düşmüyor. Sübutunda kesinlik var. İki, delaletinde de kesinlik var. Yani peygambere o vahiy bilgisi geldiğinde nasıl onun Allah'tan geldiğinden eminse, bu konuda en ufak bir şüphe ve şekke içinde yer yoksa, o vahiyde kendisine ne anlatılmak isteniyor, vahyin birebir manası, muradı nedir, bunu anlama konusunda da zihninde en ufak bir bulanıklık olmuyor. Net olarak Allah buradan bunu kastediyor diye peygamber bir emin hale kavuşabiliyor. Bu yönüyle de evliyaya gelen ilham ile peygambere gelen vahiy arasındaki temel farkı görebiliyoruz. Evliyaya ilham gelir ama ilhamdan emin olamaz. Yani bu Allah'tan mıdır yoksa benim evhamımla ürettiğim bir şey midir diye teorik olarak böyle bir şey vardır. Teorik olarak. İki, yorumunda şüpheye düşebilir deli. Yani kendisine ilham gelir ama o ilhamı nasıl pratize edecek, hayata nasıl uyarlayacak, o ilham doğrultusunda hareket ederken nasıl bir pozisyon alacak, strateji belirleyecek, onu nasıl somutlaştıracak? Burada evliya efendim Allah'tan, Allah'ın korumasıyla, tevkifiyle tam bir emniyet halinde değildir. Teorik olarak yanılabilir.
efendim yanlış bir istikamete meyledebilir. Ama kesinlikle bundan dolayı eğer cühdünü ve çabasını bu istikamette ortaya koyduysa bundan dolayı da ne olmaz? Mesul olmaz. İmam Rabbani'nin, İbni Arabi'nin o yanlış keşiflerini değerlendirirken İmam Rabbani'nin takip ettiği bir yöntem var değil mi? O bizim için önemli bir kıstas. Ne diyor? Ben diyor İbni Arabi'nin Allah'a olan yakınlığından, samimiyetinden, velayetinden şüphe etmiyorum. Ama diyor nazarda, keşifte şey bir insandır diyor, büyük bir insandır, velayetinden şüphem yok ama diyor, fakat ama sonuçta bazı keşfiyatı hakikatla örtüşmüyor. İşte vahdeti vücudu, ittihat makamını en üst makam olarak görmesi, işte kemalat-ı velayeti en üst makam olarak görmesi, efendim İmam Rabbani'nin keşfiyatı itibariyle baktığımız zaman altlarda kalıyor. Ondan daha ötede bir makam daha vardır diyor ama keşfiyatı buraya erebilmiştir diyor. Ve asıl mesele İbn Arabi'yi orada mazur görüyor. Bundan dolayı itham etmiyor, suçlamıyor, günaha düştüğünü, dalalet ve sapkınlığa düştüğünü asla söylemiyor. Nasıl diyor bir müçtehit içtihadında isabet kaydedebileceği gibi hataya da düşebiliyorsa ve içtihadında hata ettiğinde Allah katında mesul olmuyor, aksine mecbur oluyor ise efendim bir şeyh de, bir veli de, kamil bir Allah dostu da o da keşfiyatında hataya düşebilir ve bundan dolayı asla ne olmaz, mesul olmaz, mecbur olur. Ancak müçtehidin içtihadı ile Ehlullah'ın keşfiyatı arasında şöyle bir nüans da var. Şöyle ince bir fark var. Ne diyor o? Müçtehidin içtihadına tabi olan, yarın ahirette tabi olduğu müçtehidin içtihadı hatalı çıktığı zaman o da mesul olmaz. Tabiler, mukallitler de mesul olmaz. Ama bir insan bir ehlullah'a yanlış keşfinde tabi olduğunda, yarın ahirette o keşif yanlış çıktığında ve o keşif üzerine oluşan alem kurgusu, vahdeti vücut gibi yanlış çıktığında mukallitler, kör mukallitler bundan mesul olurlar. Neden diyor? Çünkü içtihada tabi olmak dinde gerekli olan bir şeydir. Namaz kılacaksın. Şimdi sen rükûya giderken ellerini kaldıracak mısın, kaldırmayacak mısın? Veya buna benzer, işte abdest alırken işte tertibe riayet edecek misin, etmeyecek misin? Ya edeceksin Şafilerin dediği gibi yahut etmeyeceksin Hanefilerin dediği gibi. Bunlardan birini yapmak zorundasın. Yapmazsan abdest alamazsın, abdest alamazsan namaz kılamazsın, temelde kulluğunu icra edemezsin. Geliyor iş nereye dayanıyor? O içtihadiyat dediğimiz alan geliyor kulluğunu temelde icra edip edememe farkına dayanıyor. Dolayısıyla mecbursun Allah'ın dinini yaşayabilmek adına ne yapıyorsun? Müçtehitlerden özellikle bölgende yaygın olan içtihat ve ifta doğrultusunda dini yaşantını düzenliyor. Ona göre bir ilmihal kendine ediniyorsun. Bir müfti ediniyorsun, bir hoca ediniyorsun, ona gidiyorsun, soruyorsun, ediyorsun. Bu şekilde istikametini belirliyorsun. Bu yapman gereken bir şeydir. Dolayısıyla burada o içtihat hatalı çıktığında, dolayısıyla senin aldığın abdest hatalı bile olmuş olsa Allah katında mesul tutulmuyoruz. Allah burada kulu mazur görüyor. Ama öbür tarafta sen efendim vahdeti vücut şeklinde alemi kurgulamak zorunda değilsin. Bunlar ekstra meselelerdir. İlmihal meselelerine göre bunlar zait meselelerdir. Herkesi ilgilendiren, herkesin o konuda bir fikir sahibi olması gerekir. Ben burada kendime bir fikir, bir yöneliş ittihaz etmeliyim. İbn Arabi'yi mi alayım yoksa İmam Rabbani'yi mi alayım? Ben İbn Arabi'yi alıyorum demek durumunda değilsin. O zaman sen üzerine vazife olmadığı halde bu alana girdiğin için artık bu alanın mesuliyeti senin sırtındadır. İsabet edersen ne âlâ, hata edersen de boynunadır. Bu yönde bir açıklaması var ki gayet efendim güzel, yerinde, bizim için de ışık tutuyor. Demek ki evliya keşfinde yani ilhamında hata edebiliyor. Bir, sübut itibariyle, iki, delalet itibariyle. Anlaşıldı mı? Özellikle delalet itibariyle de efendim daha yaygın olarak bunu görebiliriz. Bu bakımdan peygambere gelen vahiy ile şeyhe gelen, ehlullah'a gelen ilham, keşif, zuhurat gibi efendim olağanüstü bilgiler arasında temel bir farkı görmüş olduk. Resul kelimesine gelince, Resul risalet kökünden geliyor. Ersele yursilu irselen mesela, ersele salmak veyahut da bir şeyi, birini ne yapmak? Elçi olarak göndermek, görevlendirmek, bir işle onu ne yapmak? Yetkilendirmek gibi anlamları var.
Zaten peygamberlik makamının da böyle bir anlamı var. Allah tarafından görevlendirilmiş. Allah tarafından kullara, kullarla kendisi arasında elçi olsun diye yetkilendirilmiş, vazifelendirilmiş kul anlamına geliyor zaten. Kelimenin köküyle yani isimle müsemme arasında efendim gayet açık bir münasebet olduğunu görüyoruz. Ayrıca istilahi anlamına baktığımızda Resul kelimesi aynı Nebi kelimesi gibi bir Adem oğullarından, iki Allah'ın seçtiği, üç kendisine vahiy gönderilen, Allah'ın kendisine vahyettiği, dört ve bu vahyi insanlara tebliğ ile emrolunduğu kimsedir. Dördüncü efendim parçası, risaletin anlamındaki dördüncü boyut parça onu nübüvvetten ayırıyor. Bu da işte Nebi ile Resul arasındaki o farka ne yapıyor? Dikkatlerimizi çekiyor. Yani Ademoğlundan ikisi de Allah tarafından seçilmiş ve Allah tarafından vahye mazhar olmuş. Ama Nebi bu vahyi özellikle insanlara tebliğ edip, davet edip, etrafında bir cemaat, bir ümmet oluşturmakla yükümlü olmadığı halde Resul böyle bir vazifeyle efendim yükümlü olan kimsedir deniyor. Genelde böyle bir tarif var. Resul ile Nebi kelimesi arasında fark görmeyenler de var. Bunu da söyleyelim. Hatta Muhammed Hamidullah bu iki kelime arasında bir fark olmadığını söyleyenlerdendir günümüzde. Biz bu görüşe saygıyla yaklaşıyoruz. Bu görüş yanlıştır, ehl-i sünnet dışıdır falan diyemeyiz. Ama fakat mesele biraz daha detaylıca ele alındığında, konuyla ilgili hadislere de bakıldığı zaman Resul ile Nebi arasında bir fark olduğunu görüyoruz. Mesela hadis-i şerifte orada da yazılıdır. Ebu Zer radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet var. İbn-i Hibban bunu sahihinden naklediyor ve tasih ediyor. Zaten o kitaptan nakletmekle de dolaylı olarak tasih etmiş oluyor. Tabi İbn-i Hibban'ın tasihinde tesahül olduğu biliniyor. Yani İbn-i Hibban'ın bir hadisi tasih etmesi işte ne bileyim şeyin Bukhari'nin tasihi gibi değildir. Veya Tirmizi'nin tasihi gibi değildir. İbn-i Huzeyme'nin tasihi gibi de değildir. Ama hakim müstedrek sahibi hakimin tasihi gibi de değildir. Biraz daha arada İbn-i Hibban'ın tasihi arada bir yerde duruyor. Ama sonuçta daha sonraki hadis münakkitleri de o rivayetle ilgili benim bildiğim kadarıyla İbn-i Hacer el-Askalani herhangi bir tenkitte bulunmuyor. Ve rivayet şu, Ebu Zer radıyallahu anh Allah Resulüne gönderilen peygamberleri soruyor, kitapları soruyor, peygamberleri soruyor. Allah Resulü cevabını diyor ki 124 bin peygamber. Bunlardan 313 tanesi Resul'dür buyuruyor Allah Resulü. Toplamda 124 bin peygamber diye rakam veriyor. İçlerinden Resullerin 313 olduğunu söylüyor. Bu hadis çok açık biçimde Resul ile Nebi arasında bir fark var. Demek ki her Nebi Resul değilmiş. 124 binde 313 tane olabildiğine göre her Nebi Resul değil. Bu hadisten bunu anlıyoruz. Yalnız Şerhul Akaid'de 224 bin kaydı da vardır. Yani 124 bin peygamber ve fi rivayetin 224 bin peygamber şeklinde bu veya buna benzer bir ifade geçiyor Şerhul Akaid'de ama Muharric Suyuti diyor ki böyle bir rivayet yok. Ben böyle bir rivayete rastlamadım. O rastlamamış olabilir ama onun rastlamaması o rivayetin olmayacağı aslı astarı olmadığı anlamına gelmez. Yine de o rivayet vardır. O ki Taftazani rivayet etmiştir demeyelim. Unutmayın. Suyuti diyor ki günümde diyor Allah Resulü'nden nakledilen hadislerin veya hadis diyelim Allah Resulü demeyelim de hadislerin sayısı en fazla 200 bin civarındadır ve ben bunların hepsini ezber biliyorum diyor Suyuti. Şimdi Suyuti gibi hatta geç geriye Zehebi gibi işte buna benzer Sehavi gibi İbni Hacer gibi o dönemde veya daha önceki dönemlerde yaşamış büyük muhaddisler ben böyle bir hadis bulamadım diyorsa tamam kesin olarak bu hadis uydurmadır mevzudur demiyoruz ama fakat bu da yabana atılı bir tespit değildir. Yani o görememiş ama başka yerde vardır diyemezsiniz. Neden? Çünkü bu insanların işi bu. 50, 60, 70 yıllık ömürlerini sabah akşam hadis ezberine, hadis incelemesine, hadis taramasına vermiş insanlar. Yazdıkları hadis kitaplarında 110 binlerce hadis var, rivayetler var. Bu insan kalkıp da ben böyle bir hadis bulamadım diyorsa, daha sonra gelen muhaddisler de arıyor bulamıyor ve onu bu tespitinde haklı buluyor, itiraz etmiyorsa artık biz zahirde o rivayetle ne yapamayız? İstidlal edemeyiz. Hayır efendim o bulamaması efendim şey değildir. O hadisin olmadığı anlamına gelmez. Ben yine de istidlal ederim, bunu kullanırım, bazılarını da anlatırım, ederim demek gibi bir
küstahlığımız olamaz. İslami ilimlere itimat etmezsek eğer altımızdaki zemini kaydırmış oluruz. O zaman bir başkası gelir Kur'an ayetlerinin işte Allah Resulü'nün mütevatir dediğimiz, meşhur dediğimiz ya da sahih dediğimiz rivayetlerinin de dibini oyabilir. Biz bunlara karşı neyle müdafaa yapıyoruz? Bir sistemle müdafaa yapıyoruz değil mi? Bütün bunlar ne üzerinden sabit olmuştur? İslami ilimlerdeki metot ve sistem üzerine sabit olmuştur diyoruz. Sen ne yapıyorsun? İşine gelmediği yerde bu sistemi ne yapıyorsun? Tahrip ediyorsun işte. Bu sistemi tahrip ettiğin takdirde ne olur? Bir başkası öbür taraftan tahrip eder, sen de ona bir şey diyemezsin. İşte mevzu hadiscilik yapmak ne kadar bu sisteme aykırıysa, bu sistemi tahribe efendim dönük bir çaba ise bilinçli ya da bilinçsiz olarak, sahih hadisleri inkar da aynı şekilde bu sistemin dibine dinamit koymaktır. Birisi vaizdir, çok samimidir. Mevzu olduğunu söylediğiniz bir hadisi kalkar çatır çatır ortalıkta rivayet ederse, bu adamla öbür tarafta sahih hadisi inkar eden adam teoride aynı şeyi yapıyor. İkisi de hadis ilimlerinde ortaya konulan sistemi hiçe sayıyor demektir. İkisi de metodu çiğniyor demektir. Ha birisi dindarlık adına yapıyor, birisi de efendim dindarlıktan sıyrılmak için yapıyor veya yeni bir dindarlık türü tipi oluşturmak için yapıyor. Ama teoride yaptığı iş, verdiği zayiat itibariyle ikisinin bir farkı bence yok. Evet. İşte o 224 bin kaydı aslı yoktur diyebiliriz Suyuti'nin bu şehadetiyle. Evet. Dolayısıyla Nebi ve Resul kavramları arasında bir fark görmemiz gerekiyor. Nebi Resul'e göre işte daha umumidir. Resul Nebi'ye göre daha hususidir. Arada umum husus mutlak vardır. Yani her Resul Nebi'dir ama her Nebi Resul değildir demek durumundayız. Şimdi nübüvvet ve risalet meselesi kurum olarak birkaç cümleyle buna da temas etmek istiyorum. Nübüvvet, işte kelimenin kökünde de görüyoruz. Allah'tan haber getiren, risalet, Allah tarafından gönderilmiş elçi, Allah'ın elçiliğine mazhar olmuş kul, seçkin kul anlamında. Şimdi nübüvvet müessesesi Allah Resulü'nün geldiği dönemde o kendi halinde yaşayan Mekke'deki o cahiliye kültürü içerisinde zihinleri ve ruhları kirlenmiş olan o bölge insanı için ne kadar önemliyse, Allah Resulü'nün gönderilmesi ve onların o zihin ve ruh kirliliğinden arınması, tevhide ve İslam'a erişmesi onlar için nasıl bir hayatiyet ifade etmişse ve Allah Resulü'nün gönderilmesi o andan itibaren bütün dünya tarihinde çok önemli bir efendim açılıma yol açtıysa, günümüz için de nübüvvet müessesesi ondan daha aşağı kalır bir öneme sahip değildir. Onun kadar önemlidir. Belki ondan daha fazla da önemlidir diyebiliriz. Neden? Çünkü nübüvvet müessesesi üzerine aslında dolaylı olarak, bugün çok açık bir dille ifade edilemiyor ama dolaylı olarak belki 10 sene belki 20 sene sonra nübüvvet müessesesi de ciddi anlamda tartışılacak, gereksizliğine dair çok cüretlice yorumlar ve açıklamalar yapılacaktır. Neden? Şimdi dünyada efendim Batı'da çıkmış, 16. yüzyılda efendim köken olarak ortaya çıkmış deizm diye bir dalga var, bir akım var. Bunlar yaradancılık deniyor Türkçe'de bunlara. Bunlar yaradana inanıyor. Ama dinlerin yaradandan getirdiği mesajlar, bu mesajlar üzerine dinlerde ortaya çıkan haramlar ve helallar, hükümler, dinlerin getirmiş olduğu öldükten sonra dirilmekti vesaire, ahiret halleriydi. İşte bir takım özellikle sosyal hayata yansıyan hükümler anlamında dini, vahyi, nübüvveti ve peygamberliği kabul etmiyorlar. Bunlar diyor ki yani doğal dincilik var bunda, doğal din. Yani insanoğlu tabii ki Yaradan'a inanmalıdır ama Yaradan insanoğlu alemi bir defa yaratmıştır. Alemde değişmez, şaşmaz yani o müteayyin bir düzen ve sistem kurmuştur. O sistem asla şaşmaz, o sistem işler. Ve dinde de böyledir, insan hayatında da böyledir, insanın dine yönelişinde de böyledir. İnsanın tamamen aklıyla bulabileceği, aklıyla örtüşebileceği bir din insanlara yaradan telkin etmiştir. İnsanın fıtratında zaten bu din vardır. İnsanlar bu doğal dine tabi olmak suretiyle yaradana karşı bizim şükrül mün'im dediğimiz işi görmüş olurlar. Peygamberlerdi, peygamberlerden sonra oluşan efendim haram helal gibi işte şeriatlardı.
o şeriatların müdafiliğini yapan, o şeriatların içtihadını, iftasını yapan kurumlar, batıda kilise, bizde efendim mescitler, medreseler vesaire, bütün bunlar nedir? Birer tabudur. İnsanların dinleştirdiği şeylerdir. Doğal değil, suni dinlerdir, tarihi dinlerdir. Doğal din değildir. Aslında bizim mesul olduğumuz doğal dindir. Diyorlar, böylece ne yapıyorlar? Hükümlerden başlıyorlar. İfta, içtihat vesaire mekanizmadan başlıyorlar. Ondan sonra dolaylı olarak da bu işin temeli nereye dayanıyor? Nübüvvet müessesesinin inkarına dayanıyor. Çünkü siz haramları, helalları reddettiğiniz zaman bir adım sonra nereye geliyorsunuz? Bu haramları, helalları bize bildiren kimdir? Vahiydir. Vahiy bize taşıyan kimdir? Peygamberdir. Peygamberin önemi nedir? Nübüvvettir. Yani o Allah'tan haber getirendir. Yani o Allah'ın elçisidir. Kendinden söyleyemez. O ki faiz haramdır diyor. Şu halde o Allah'ın talimatıyla bunu söylüyor kelimesi kelimesine. Dolayısıyla nereye geldik şu anda? Peygamberlik müessesesiyle burun buruna geldik. Şimdi bu haram ve helallarla insanın hayatını bütün ayrıntılarına kadar düzenleyen, böyle yaşayacaksın ebedi kurtuluşa varmak için diyen, dinden kurtulmak isteyenlerin efendim aslında kurtulmak zorunda kaldıkları şey nedir? O nübüvvet diyebildiğimiz Allah'ın insanlar içinden belli bir kula, seçtiği belli bir kula mesajlarını olağanüstü tarik ile iletmesi ve ondan sonra onun da insanlara Allah'ın elçisi olarak ortaya çıkıp bunları insanlara aktarmasıdır. Yani nübüvvettir. Bunu ortadan kaldırmak durumundadırlar. İşte yeni din oluşturma faaliyetlerinde her zaman için nübüvvet problem olmuştur. Nitekim tarihimizde ispatun nübüvve türlü kitaplar yazılmıştır. Boşuna mıdır? Hayır, çok anlamlıdır, yerindedir. O dönem için gereklidir. Nasıl ispatı vacip risaleleri varsa, Allah'ın varlığını ispat sadedinde risaleler yazıldıysa, aynı şekilde peygamberliği ispat sadedinde de eserler yazılmıştır. İmam Rabbani'nin ispatun nübüvvesi bunun en açık örneğidir. Hemen dönelim. İmam Rabbani'nin yaşamış olduğu döneme bakalım. O dönemde ne var? Ekber Şah fitnesi var. Ne yapmak istiyor Ekber Şah? Yeni bir insanlık dini kurmak istiyor, öyle değil mi? Yeni bir din. Bütün dinlerin güzel yanlarından kendince ne yapıyor? Ortaya karma bir din koyma çabasında. İşte mevcut dini, İslam dinini reddetmek istediğinizde siz ne yapmanız lazım? Size karşı taraf der ki, bu dini peygamber getirdi. Peygamber Allah'ın özel seçtiği bir kuldur. Allah'tan getirir ne getirirse o habercidir. Sen Allah'a ait yeni bir din ortaya koymak istediğinde bir taraftan ne yapıyorsun? Allah'ın elçisinin getirdiği hükümleri kaldırmakla Allah'ın elçisini dışlamış oluyorsun. Allah'ın elçisini dışlamak dolaylı olarak Allah'ı da dışlamaktır. Elçiye zeval yoktur. Şu halde senin dinin Allah'ın dini olamaz. Senin dinin ancak kendi dinin olabilir. Kendi kurguladığın, tamamen ürettiğin bir ideoloji olabilir şeklindeki itirazlara bu adamın cevap verebilmesi için ne yapması lazım? Bu karşı koyuşa bunun mukavemet edebilmesi için, kırıp aşabilmesi için nübüvvet müessesesini tevhin etmesi lazım, öyle değil mi? İşte modern zamanlarda efendim nübüvveti adeta liyakate, nübüvvet bir sanattır, sanatlardan bir sanattır, bir ilimdir şeklinde onu beşerileştiren anlayışların da temelinde böyle bir şey var. Bütün bunların aslında şeriatla problemli olduğunu görüyoruz. Şeriatın hükümlerinin değişmezliği ilkesi bu adamları rahatsız ediyor. Şeriatın hükümlerinin değişmezliği ilkesinin dayanağı nedir? Bu hükümleri peygamber getirdi, peygamber Allah'tan getirdi. Allah'ın ilmi evrensel olduğuna göre, ebedi ve ezeli olduğuna göre, değişmeyeceğine göre bu hükümleri Allah o ki takdir etmiştir. 1000 sene sonra da, 2000 sene sonra da bu hükümler uygulanabilir hükümlerdir demektir. Allah'ın ilmi önünde engel yok. Onun ilmi ebedidir. Onlar da diyorlar ki peygamber bunu Allah'tan almıyor. Peygamber de tıpkı bir filozof gibi o da o arınmış ruhu ile beraber ilham tarikiyle bu bilgiye erişiyor. Dolayısıyla onda peygamberin şuur altının etkisi var. Onda peygamberin yaşamış olduğu kültürün etkisi var. Aldığı eğitimin, aldığı çevresel efendim şeylerin, eğilimlerin etkisi vardır. Dolayısıyla tarihseldir deniyor. Yine en son ne yapılmış oluyor böylelikle? Hem bir yandan peygamberlik makamı tevhin ediliyor, hem de bir yandan Allah'ın hükümleri tarihselleştiriliyor ve artık yeni bir din ortaya koymanın zemini de bu yolla hazırlanmış oluyor. Watt'ın biliyorsunuz bu yönde şeyi var. Çağrısı var değil mi? İslam nedir kitabında olacak herhalde. O kitabın sonunda diyor ki artık Hristiyan teologlar, İslam teologları bir araya gelip de
artık diyor, artık 21. yüzyıl, yani yeni yüzyılın, yeni çağın, yeni dönemin insanlık dinini oluşturabilecekler mi? Watt bir oryantalist, İslam'a da yakın olduğu bilinen ılımlı oryantalist diye tanınıyor. Çağrı bu. Ve işte hadislerin tevhin edilmesi, Kur'an-ı Kerim'in tarihselliği gibi iddialar, bu çok şey değil yani, bu çok sıradan aslında şeydir yani, düz bir öngörü diyebiliriz buna, hiç üzerinde fazla düşünmeye gerek yok. Bu bir gün peygamberlik makamının sorgulanmasına yol açacaktır. Evet, biz nübüvvetin o orijinal manasında kesinlikle taviz vermiyoruz, bundan vazgeçmiyoruz. Diyoruz ki peygamber tamamen Allah tarafından seçilmiş, kendisine olağanüstü biçimde Allah'ın vahyi iletilmiş insandır. Vahiy kesinlikle tarihsel değildir. Peygamberin nübüvveti, peygamberin Allah'tan aldığı o bilgi, mesaj asla peygamberin içinde oluşmuş, beşerileştirilebilir bir bilgi değildir. Beşer üstüdür. Dolayısıyla tarih üstüdür. Peki. وَاِنَّهُ خَاتَمُ الْاَنْبِيَا Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusudur. وَلَكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ Muhammed sizden birinin babası değildir. Fakat o nedir? Allah'ın Resulüdür ve Allah'ın peygamberlerinin sonuncusudur. وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّنْ diye hadiste de geçer. Peygamberlik müessesesi veya peygamberler benimle ne oldu? Hatmedildi, mühür vuruldu. Yani sonuna gelindi ve mühür vuruldu, kapatıldı. Peygamberlik bitmiştir. Hazreti Ali'yi Tebuk gazvesine giderken, Medine'de bırakırken Allah Resulü ne diyor? Ente bi menzileti minni ke menzileti Harun bin Musa. Buna benzer bir ifade var. Manayla rivayet etmiş oldum. Senin konumun, ben şimdi seni Medine'ye bırakıp Tebuk'a doğru çıkıyorum. Üzülme, tasalanma. Senin konumun bana nispetle tıpkı Harun'a, Musa'ya nispetle Harun'un konumu gibidir. Yani nasıl Musa Tur Dağı'na çıkarken kardeşi Harun'u bıraktı. Ben de Tebuk'a gidiyorum, seni bıraktım. İlla ancak diyor ki la nebiyye ba'di, benden sonra peygamber yok. Farkımız bu. Yani Musa Harun efendim nispeti burada da geçerlidir ama benden sonra peygamber yoktur diyerek de orada da bunu açıkça ifade ediyor. Ha günümüzde sahte peygamberler olarak bildiğimiz ve peygamberlik iddiasında bulunanlar tabii ki olmuştur. Allah Resulü de bu yönde haberleri vardır. Kendisinden sonra peygamberlik iddiasında bulunacak 30 tane efendim kimsenin çıkacağını söylemiştir. وَكُلُّ نُبُوَّةِ دَعْوَ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ وَاِمَامُ الْاَتْقِيَ Oraya da geleceğim ben bu bir satır aşağıda. وَاِمَامُ الْاَتْقِيَ Peygamberlerin sonuncusu, müttakilerin, takva sahibi kulların da imamıdır, önderidir, öncüsüdür. Takva sahibi kulların öncüsüdür. Neden? Biz çünkü takvayı peygamberden öğreniyoruz. Neyin takva, neyin gayri takva olduğunu tespit etmenin yegane yolu nedir? Vahiydir. Vahiy getiren peygamberdir. Efendim birkaç tane insan geldi. Bir tanesi dedi ki ben Allah'a yakın olacağım. Takva adına, nezaheti diniye adına bir tanesi dedi ki ben hiç evlenmeyeceğim dedi. Öbürü dedi ki ben dedi devamlı oruç tutacağım dedi. Hiç orucumu açmayacağım dedi. Yani her gün oruç tutacağım. Allah Resulüne bu haber geldiği zaman ne dedi? Ben dedi oruç da tutarım. İftar da ederim. Yani bazen tutarım bazen tutmam. Pazartesi, perşembe tutar diğer günler tutmaz. Efendim Ramazan'da tutar, vücuden diğer günler tutmaz, diğer mevsimler tutmaz. Buna benzer. Ben hanımlarla evlenirim ve ben Allah'tan en çok korkanınızım, yani en takva sahibi olanınız ben iken yine de ben takvayı bu şekilde anlamıyorum. Bana takva bu şekilde inzal edilmedi. Dolayısıyla bunu siz nezaheti diniye adına yapıyorsanız yanlış bir yoldasınız. İşte فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي böyle anlamak lazım. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir, bu anlamdadır. Yani Allah'a kulluk adına kendine göre model oluşturursa demektir, o bizden değildir. O artık kendine göre yeni bir din oluşturuyor demektir. Öyle gidecek. Nitekim tarihte böyle dinleştirilmiş bir takım akımları biliyoruz değil mi? Belki ilk zamanlarda takva diye başladı. Kendine has bir formül olarak başladı ama zaman itibariyle ne oldu? Din içinde bir dine maalesef dönüştü. Bugün Aleviliğin gelmiş olduğu nokta bundan başka bir şey değildir. Evet. Müttakilerin önderidir o. Biz doğru takvayı yanlış takvadan, takva ile
takva taklidini ne yapıyoruz? Birbirinden ancak peygamberin talimatıyla anlayabiliyoruz. O yüzden takva sahibi kulların tabii ki bu manada öncüsüdür. Onlar ona bakarak takvada yön belirlerler. Ve seyyidül murselin, Resullerin efendisidir. Hadis-i şerif var Allah Resulü'nden. Ene seyyidü veledi Adem. Ben Ademoğlunun efendisiyim, seyyidiyim. Ademoğlu deyince bunun içine ne giriyor? Diğer peygamberler de giriyor. Resuller de giriyor. Seyyidül murselin bu açıdan efendim değerlendirilmeli. Veledi Adem dediğimizde Ademoğlunun deyince Hazreti Adem girmiyor demeyin. Veledi Adem bir tabirdir. Bu tabir insanoğlu demektir. İnsan demektir. Veledi Adem diye ifade edildiğinde bunun lafız anlamını almıyoruz. Ademoğlu demek eşittir insan demek. Hazreti Adem de bir insan olduğu için o da buna dahildir. Taftazani'nin açıklamaları doğrultusunda. Peki, وَحَب۪يبُ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ O alemlerin Rabbinin neyidir? Habibidir, mahbubudur, sevdiğidir. Alemlerin Rabbi onu sevmiştir. Nasıl sevmez ki? Ona tabi olanları seveceğini söylüyor Rabbul Alemin. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Eğer Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız şu halde bana uyun peygamber olarak söyle onlara diyor. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın bizi sevmesinin bile sebebi ve vesilesi peygambere ittiba ise o peygamberin Allah tarafından sevilmediğini kim iddia edebilir ki? Vakul ama bu yönde efendim işte Allah Resulü Habibullah'tır. Hazreti İbrahim Halilullah'tır. Hazreti Musa Kerimullah'tır diye taksis ifade eden bu yöndeki rivayetler efendim zayıftır. Pek münakkit alimler, muhakkik alimler tarafından itibar alınmamıştır. Anlaşıldı mı? Çünkü hullet makamı Peygamber Efendimiz için de vardır. Peygamber Efendimiz için de bizzat kendi hadislerinde de geçer. Kendisi için de Allah dostluğu, halillik, hullet makamını kendisi için de Allah Resulü ne yapmıştır? Kullanmıştır. Bu sadece وَاتَّقَدَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَلِيلَ ayetinden hareketle Hazreti Peygamber Efendimizin bu hullet makamına dahil olmadığı şeklindeki düşünce bence güçlü bir düşünce değil. Peki وَكُلُّ دَعْوَ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيُّنْ وَهَوَنْ Ondan sonra ortaya atılan her peygamberlik iddiası sapkınlıktır. Gay sapkınlık, raşadın zıttıdır. سَبِيلَ الْغَيِّ وَالرَّشَادِ diye de ayette de geçer zaten değil mi? Sapkınlık, raşat doğru, itidal efendim demekken gay onun tam tersi. O doğrudan sapmak, itidalden şaşmak, yoldan çıkmak, raydan çıkmak. Vehven hevadır. Heva aslında nefsani istekler demektir. Nefsani tazyikler, heva ve heves ve bir delile de dayanmıyor. Makul bir izahı yok. Haklı bir temeli de yok. Tamamen kuru nefsani istek, kuruntu. Bir yönüyle kuruntu bunu karşılıyor. İnsan kendi kendine üretiyor. Yani dışarıdan gelen bir şey değil. İçten kurulmuş, üretilmiş bir iddiadır. Delili ve dışarıdan delili ve dayanağı yoktur. Bir yönden böyle de düşünülebilir. Daha sonra işte peygamberlik iddiasında bulunanlar olduğunu söylemiştik. İşte Reşet Halifeler mi dersiniz? İşte Evranos oğulları mı dersiniz? Bunlar olacaktır. Ancak biliyorsunuz peygamberi peygamber olmayandan kelami anlamıyla ayıran en somut ve temel delil nedir? Mucizedir. Mucize, kelime anlamı itibariyle insanların mislini ortaya koymaktan çaresiz, aciz bırakan şey. Kur'an en büyük mucizedir. Mislini insanlar ne yapamıyor? Getiremiyorlar. Kur'an-ı Kerim'in mislini, naziresini ortaya koyamıyorlar. Ve diğer şeyler, Allah Resulü'nün daha fiziki mucizeleri de var. Efendim parmağımdan suların akması dersiniz, işte o hurma kütüğünün ağlaması, inlemesi mi dersiniz, ağaçların selam durması mı dersiniz. Buna benzer daha birçok az yemeğin onun bereketiyle çoğalıp bir orduya yetmesi mi dersiniz. Örnekler çoğaltılabilir. Hasaisun Nebi, Delailun Nubuvve literatüründe, yazılmış kitaplarda bu yönde efendim çok rivayet vardır. Hasaisun Nebi modern zamanlarda taşlanan bir alandır. Peygamber Efendimizin hususiyatını anlatan, peygambere has meziyetler, ondaki olağanüstü, harikulade halleri anlatan kitaplardır. Delailun Nubuvve de böyledir. Evet, bu alanda yazılan kitaplarda, özellikle ilk dönemde yazılanlarında ne vardır? Bu yönde gelen bilgi ve malzemeyi toparlama efendim şeyi vardır, amacı vardır. Bu bakımdan orada zaman zaman zayıf rivayetler bulunabilir. Ama
Onlar o rivayetlerin kaynağı olduğu için sen kaynağına gidersin. Kaynağında sen onu senediyle beraber görürsün. Senedini incelersin. Zayıfsa zayıf dersin. Onunla amel etmezsin. İtibara almazsın. Alimlerde böyle bir zihinsel arka plan var. Onlar bu arka plan üzerine bu rivayetleri kitaplarda topluyorlar. Taberi'nin de tefsirinde zaman zaman zayıf rivayetler vardır ama senedini veriyor. Sen bakarsın, o biliyor ki insanlar bunun senedini inceleyecek ve bu rivayetin zayıf olduğunu tespit edecek. Men esnede, yine manayla rivayet etmiş olayım. İşte kim senet verirse sorumluluğu senin sırtına yıkmış olur. Senedini verdiği için artık sen bakarsın, ha bu senette zayıf ravi vardır. Dolayısıyla bu rivayet sahih değildir, ihticaca medar olamaz dersin. Şimdi işte Delailün Nübüvve ve Hasaisun Nebi şeklinde kitaplarda da böyle rivayetler vardır efendim. Ama bu rivayetler bu kitaplarda geçen çoğunluk sahih rivayetleri, makbul rivayetleri ne yapmaz? Değerini efendim ortadan kaldırmaz. Allah Resulü'nün gerçekten kendine has meziyetleri vardır. Bizde ve diğer insanlarda bulunmayan olağanüstü halleri vardır. Bunlar mucize olarak olduğu gibi ahlaki üstünlükleri vardır, fizik özellikleri vardır. Bizden farklıdır, beşerdir ama diğer beşerler gibi değildir. Bunu böyle bellemek durumundayız. Şimdi peygamberlik davasında bulunan kimsenin ne yapması lazım? Bu iddiasını destekleyecek mucize getirmesi lazım. Bir, mucizeden daha önce aslında özellikle fizik özellikli yani fiziki mucizeler gözle görülür, elle tutulur, her insanın 7'den 70'e görüp anlayabileceği türden efendim mucize talebi avam-ı nasa hitap eden şeylerdir. Ama onun dışında efendim bir kimsenin halinden, siretinden, sülükünden, şahsiyetinden, ailesinden, çevresinden, kafa yapısından, peygamberlik iddiası öncesi hayatından efendim onun sahip olduğu o ahlaki yönünden vesaire hareketle o kimsenin ve getirmiş olduğu mesajın, dinin içeriğinden, emirler ve yasakları, peygamberlik iddiasında bulunduktan sonra insanlara muamelesi, en yakınında bulunan insanların diğer çevreyle muamelesi vesaire, bütün bunlar bir peygamberin peygamberlik davasında sıhhatını, efendim sadakatini, samimiyetini tespitte dikkate alınması gereken hususlardır. Bunun çok canlı örneğini nerede görüyoruz? Somut örneğini Heraklius'ta görüyoruz değil mi? Melikur Rum veya Azimur Rum, Rum büyüğü olarak Allah Resulü'nün kendisini İslam'a davet ettiği bir devlet adamıdır. O kimseye Peygamber Efendimiz'in peygamberliği, işte İslam daveti yönünde mektubu ulaştığı zaman ne yapıyor? O sırada Şam'da ticaret için Şam'a gitmiş olan Ebu Sufyan ve arkadaşlarını Araplardan kim var diyor ve onlardan haber veriliyor kendisine, onları çağırıyor. Ve Ebu Sufyan'a sorular soruyor ve yanındakileri de ne yapıyor? Şahit tutuyor. Eğer gerçeğe uymayan bir şey söylerse müdahale edin. Doğru söyleyeceğine bu şekilde garanti almış oluyor ve Ebu Sufyan'a orada yaklaşık 10 tane soru soruyor. Yani bir peygamberin peygamberliğini tespitte avam-ı nas değil de havas-ı nas'ın efendim özellikle mutlaka dikkate alması gereken, en azından es geçemeyeceği çok önemli noktalar var orada. Peygamber Efendimiz'in soyunu sokunu soruyor. Kavmi içindeki statüsünü soruyor. Daha önce sizin kavminizde, topluluğunuzda peygamberlik iddiası ortaya koyan biri var mı? Bunu özellikle soruyor ki bu da ona özenmiş olabilir. Daha önce birisi peygamberlik iddiasında bulundu, onu taklit etmiş olabilir. İşte ataları içerisinde o bölgede efendim krallık yapmış, otoriteyi elinde bulundurmuş bir isim var mı soruyor. Yok diyorlar. Bunu özellikle soruyor. Daha sonra bunun sebeplerini açıklıyor. Özellikle soruyor ki eğer vaktiyle diyor atalarından meliklik yapan birisi varsa onların ailede o soy boyu mülke dair bir özlem vardır. Onlar hep mülk özlemiyle yaşarlar. Peygamberliği de mülke ulaşmak için bir araç olarak kullanmış olabilir diyor. Bakıyor ki o da yok. Ondan sonra sadakatini, dürüstlüğünü soruyor. Aldığı cevap bu manada yine efendim Ebu Sufyan ne kadar zorlanmış olsa bile yalan söyleyemedim diyor. Ve gerçek doğru cevabı veriyor. El emin olarak bilindiğini söylüyor. İhanet eder miydi, gadır yapar mıydı diyor. Hayır, ihanet etmezdi diyor. Daha önceden işte peygamberlik öncesi hallerinden bazı şeyler soruyor. Şu da çok önemli. Peygamber oldu, insanları davet etti, etrafında toplananlar, ona iman edenler, müntesiplerinden kızıp ondan ayrılanlar var mı diyor. Bu çok önemli bir şey. Verdiği cevap yok öyle birisi diyor. Yani kızıp o cemaatten tel tel dökülüp ayrılanlar var mı? Bu da bir cemaatin
yapısı, o cemaatin temel felsefesi, zihniyeti ve cemaat liderinin ahlakı ve duruşundaki tutarlılık adına önemli bir kriterdir. Acaba, şimdi samimi insanlar, kavmindeki yerleşik inancı, teamülü, büyük muhalefete ve çevre baskısına rağmen terk edip o peygamberin davetine koşuyorlar. Bütün zorluklara uzun süre göğüs geriyorlar. O peygamberle, davasıyla hemhal oluyorlar. Bütün sıkıntıları göğüsüyorlar. Ama gel gör ki yıllar sonra bu insanlar ne oluyor? O camiadan kopuyor. Kızgınlıkla ve kırgınlıkla ayrılıyor. Burada eşelenmesi gereken bir şey var. Her zaman için ayrılanlar haindir diye yaftalanması doğru değildir. Ayrılışının altında yapıda da problemler olabilir. O liderde de problemler olabilir. Yapının felsefesinde, efendim stratejisinde de bir takım sıkıntılar olabilir. İşte buradan hareketle peygamberin daveti, peygamberin kurmuş olduğu o cemaat, o cemaatin temelde bireylerinin birbirleriyle ilişkisi acaba nasıl bir ilişki var? Seçkinci bir ilişki mi var? Hatta şunu da soruyor. Ona tabi olanlar kavmin eşrafı mıdır yoksa fukarası mıdır, zayıfları mıdır? Aldığı cevap yine kendisini bu yönde memnun ediyor. Ve bütün bu cevaplardan sonra peygamber olduğuna dair kanaat getiriyor. Heraklius. Ve hatta o yönde iman etme yönünde ümidini efendim ileriki bir tarihe ertelemiş de olsa dile getiriyor. Ama daha sonradan tabii ki kavminden korktuğu için iman etmediğini biliyoruz. Ama bir başka efendim yine Rum büyüklerinden bir başkası peygamber efendimize kavminin muhalefetine rağmen iman edip öldürüldüğünü, şehit edildiğini de biliyoruz. Konu bu değil. Şu anlatmak istediğim şey, yani peygamberin peygamberliğini biz gerek onun kendi kişiliğiyle, peygamberlik öncesi hal ve harekatı, tavırlarıyla, çevresiyle, peygamberlik sonrası durumu, çevresi, çevresinin ona olan bakışı, çevresiyle irtibatları, münasebetleri ve getirmiş olduğu davetin içeriğiyle ne kadar adilane, ne kadar doğru, bunları da efendim ölçüp tartarak, inceleyerek, tenkit ederek ne yapabiliriz? Bir dinin, bir peygamber davetinin ne kadar sahih, doğru olduğunu buradan da anlayabiliriz. Mucizeler tabii ki biraz daha avamına sahih hitap ediyor. Mucizeler tam müskit delillerdir. Yani artık sağa sola ne yapamıyorsun? Kıpraşamıyorsun. Bu kesinlikle bir peygamberdir. Çünkü bu bir başka insanın Allah'ın desteği olmadan yapabileceği bir şey değildir diyerek mucize tamamen dili bağlayan en son, en açık ve en umumi delildir. Ama bu deliller mucizeden aşağı kalır şeyler değil. Evet. وَهُوَ الْمَبْعُوثُ اِلَى عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَى. O bütün cinlere ve bütün mahlukata gönderilmiş bir peygamberdir. İşte الْمَبْعُوثُ اِلَى عَامَّةِ الْمَبْعُوثُ haberin böyle şeyli gelmesi, muarraf billam olarak gelmesi, burada bir kasr, hasr olabileceğini gösteriyor. Böyle bir kasr, hasr anlamı çıkarabiliriz. Yani bütün cinlere ve bütün insanlara gönderilen yegane peygamber odur. Sadece odur bütün insanlara gönderilen, bütün cinlere gönderilen. Yani Peygamber Efendimizin nübüvvetinin, davetinin evrenselliği ilkesi buradan anlaşılabilir. Oradaki el-meb'ud'daki ilamı tariften böyle anlayabiliriz. Nitekim hadis-i şerifler var. Diğer peygamberlere verilmediği halde sadece kendisine verilen, hususiyetlerini anlatan hadis-i şerif var. Onlardan bir tanesi neydi? Ben bütün insanlara gönderildim. İle kâffetin nâs şeklindeki ifadesi var. Yani değinmeden geçemiyorum. Modern zamanlarda buna da itirazlar var. Mustafa Öztürk, Adana'da, Çukurova İlahiyat'ta tefsircidir. Peygamber Efendimizin davetinin, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in evrenselliğini kabul etmiyor. Tarihsel olduğunu kabul ediyor. Çok açık bir dille ifade ediyor ve kendince de bilimsel bir dille bunu izah ettiğini düşünüyor. Orada işte hani var ya Allah Resulü ile ilgili kâffeten linnâsi biz seni insanların toplamına gönderdik, kâffesine gönderdik ifadesini de Kur'an'da geçen o ifadeyi çok zayıf bir tevhile tabi tutmak suretiyle kendi görüşü ile uyuşacak biçimde tevil ediyor ve böylece bütün problemleri çözdüğünü düşünüyor. Nasıl tevil ediyor? Biz de biliyoruz onu. Kâffeten linnâsi bütün insanlara seni gönderdik. Kâffe bu demektir. Topyekun, hepsi, bütünü, tümü anlamına gelir. O diyor ki hayır. Bir yorum var, küçük bir yorum var. Şeyden geliyor, Ebu Hayyan'dan geliyor. Ama kıyıl bir görüş olarak geliyor. Zayıf bir görüş olarak geliyor. Yani o sadece Ebu Hayyan nahivcidir. Bazen nahivciler o gramatik zihinlerini adeta orada
ortaya koymak adına kelimelere olmadık işlemler yaparlar. Olmadık operasyonlar yaparlar. Kelimeyi bölerler, parçalarlar. Bu oradan da gelebilir, buradan da gelebilir vesaire. Kelimeyi adeta takla attırırlar yani. Orada onu yapıyor. Bir nahivci olarak bu doğaldır. Ebu Halyan nahivcidir. Ve kâffeten linnâsi de bir tercih olarak diyor ki kâffeten aslında keffeye küffu keffen kâffun engelleyen, men eden anlamındadır. Sonundaki ta şey için gelmiştir, mübalağa için. Sen insanları engellemek için, şirkten, kötülükten engellemek için gönderildiğin anlamındadır diyor. Halbuki kâffeten kelimesinin yaygın anlamı, zahir anlamı nedir? Topyekun, topluca, hepsine, bütününe anlamına gelir. Şimdi böyle zaman zaman bizim literatürümüzde, tefsir kitaplarında vesaire kıl görüşler, müellifi ne amaçla söyledi? Müellifi söylerken buna inandı mı inanmadı mı? Cenab-ı Allah'ın muradı budur diyerek mi bu açıklamayı yaptı? Yoksa sadece orada bir efendim gramatik bir inceliği mi konuşturmak adına yaptı? Bunları hiç nazarı dikkate almadan doğrudan ne yapıyoruz? Bazen bunların işte denize düşen yılana sarılır mantığıyla bizim için çok önemli bir tutamak olabiliyor. Sarılıyoruz ve oradan koca bir efendim düşünceyi, fikri ispatlamaya, böyle çürük bir zemin üzerine inşa etmeye kalkıyoruz. Evet. Bil hakkı neyle gönderdi? Bil hakkı hak ile. Yani Allah Resulü'nün getirdiği şey nedir? Haktır. Kur'an haktır, din haktır. Vel huda o hidayet rehberidir. İnsanları doğruya, hidayete, hakikate ulaştıran bir kılavuzdur, rehberdir. Ve bin nur, nur ile göndermiştir. Ve diyâ-i aydınlığın kaynağı ile göndermiştir. Nura göre diyâ, aydınlığın daha efendim yoğun halini ifade eder. Değil mi? Güneşle ilgili olarak ne geçiyor? Güneşte, güneşe diyâ nispet ediliyor ayet-i kerimede. Kamera ne nispet ediliyor aya? Nur nispet ediliyor. Nur başkasından alınan. Ödünç aydınlık gibi bir şey. Diyâ ise aydınlığın kendisi, kaynağı. Ay ışığını güneşten aldığından dolayı, yansıttığından dolayı ayın ışığı nur ile ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Güneşin ışığı ise diyâ ile işaret ediliyor. Bu yönüyle Allah Resulü hem nuru hem de diyâyı efendim insanlara getirmiştir. Hem sünneti hem Kur'an'ı insanlara getirmiştir diye de düşünebiliriz. Peki. Dersin vakti sona ermek üzere olduğu için belki de erdi. O yüzden burada bitirmek durumundayım. Çok acil sorusu olan varsa alabilirim. Hocam 100 tane sayfeden başlıyor. Aslında bir de bunların aslı nedir? Yani peygamberlere 100 tane sayfa gönderilmiş. O hadis Ebu Zer rivayeti. Oradan hareketler diyor ama Kur'an'da da benzerleri var. Suhuf-i İbrahim'e ve Musa. İbrahim'e verilen sahifeler, Musa'ya verilen sahifeler. Hocam bir de şey kaynaklarda Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasıyla alakalı bir kişiden yaşandığı söyleniyor. İshak mıydı? İsmail miydi? O anlamda mı? Evet hocam. Yok hocam. Bu rüya acaba gerçekten çocuğu hani kudretin noktasında böyle bir kaynaklarda bu tür şeyler kavramlar geçiyor. Bunlar sizce aslında... Onlar da aslında şeydir. Yani bir cümleyi, bir sözü sonuçlarına göre çok yönlü anlayabilmek için yapılan tevillerdir. Yani Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmediğine göre, koç kurban ettiğine göre demek ki Cenab-ı Allah'ın ondan istediği neydi? Gerçekte bizzat İsmail'i kurban etmek değildi. Bir yorumdu, mecazdı o, İbrahim onu o şekilde yorumladı. Dolayısıyla bir peygamberin vahyi zaman zaman böyle doğru yorumlayamayabileceği gibi bir sonuç buradan çıkmaz. O dediğim gibi yani sonuca itibariyle sonuçta Hazreti İsmail'i kurban etmediğine göre demek ki orada emredilen aslında başka bir şeydi. İbrahim rüyanın zahirine göre hareket etti ama aslında rüyada verilen mesaj derinliklerde farklıydı. Koç kurban etmekti diye efendim böyle tevhirleri var ama böyle bir sonuç çıkartılmaz. Bu tevhiri yapan alimler de böyle bir sonuç çıkarmıyor. Sadece rüyanın sonucunda Hazreti İbrahim'in muamelesi veya tahakkuk eden sonuç da rüyanın içeriğini uzlaştırmak için böyle anlamlar getiriyorlar. Yoksa bir peygamber gördüğü rüyayı yanlış yorumlayabilir falan diye değil. Aldığı vahyi yanlış anlayabilir diye asla değil. Vahyi o zaman güven kalmaz zaten. Ve ahiru du'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allimtena.
وزدنا علما وحلما وفهما وفقها في الدين وعملا صالحا وألحقنا بالصالحين آمين. Bu üçüncü ders oldu herhalde. Burada vahiy üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Son ders inşallah bugün bizim vahiy anlayışımız. Geçen derste merdut, kabul olunmayan vahiy telakkileri üzerinde konuşmuştuk. Bu derste bizim müminlerin vahiy anlayışımız nasıl? Kur'an-ı Kerim'i inceleyen bir kimsenin netice itibariyle sahip olacağı, olması gereken efendim vahiy tasavvurumuz, anlayışımız nasıldır? Onun üzerinde konuşacağız. Hatırlarsınız ki ilk derste vahyin manası üzerinde durmuştuk. Ondan sonra vahyin kısımları, vahyin geliş şekillerini anlatmıştık. Vahiy Hazreti Peygamber'e ne surette geliyor? Yani ilahi olanla beşeri olan arasındaki irtibat hangi suretlerde tesis ediliyor? Onun üzerinde konuşmuştuk. Daha sonra kısaca vahyin amacı, bütün peygamberlere gönderilen vahyin bir amacı var, bir gayesi var, hedeflediği bir gaye var. Onun üzerinde konuşmuştuk. Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle Kur'an'ın kısa ve öz, yani hedeflediği gayeleri anlatmıştık. Ondan sonra vahiy telakkilerine geçmiştik. Ta ilk insan Hazreti Adem, ilk peygamber demiştik. O günden beri, Hazreti Adem'den beri Hazreti Muhammed'e kadar aleyhissalatü vesselam, aleyhim assalatü vesselam, peygamberlere karşı duran, onların getirdiği davayı kabul etmekte zorlanan inkarcıların efendim işte yani gerekçelerini iki esas başlık altında ele almıştık. Kur'an-ı Kerim'i veya diğer ilahi kitapları, kendilerine gelen ilahi vahyi reddeden inkarcılar Kur'an'ın yani esas temel olarak Kur'an'ın ilahi değil, beşeri bir metin, beşeri bir ürün olduğunu söylüyorlardı ve Kur'an'a iki kaynak gösteriyorlardı. Birisi peygamberin zatının dışında bir kaynak. Yani Kur'an başka din, kültür ve şahıslardan işte istifadeyle öğrenilerek ortaya konulmuştur. Bir tanesi de vahyin kaynağı Hazreti Muhammed'in zatının kendisidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam çeşitli devrelerden geçerek işte hayatı boyunca yani yaşamış olduğu tecrübeler neticesinde tanıştığı kimseler, onlardan öğrendikleri ticari yolculuklarında, seyahatlerinde, işte önceki din mensuplarıyla karşılaşmalarında onlardan aldıkları şeylerle kendi içerisinde uzun düşünceler neticesinde bu Kur'an'ı ortaya koyduğunu söylemişlerdi. Özellikle 200-300 senedir Batı dünyasında işte şarkiyat kürsülerinde kümelenen müsteşrik, oryantalist dediğimiz kimseler ve onların İslam dünyasındaki yerli uzantıları bunların vahiy hakkındaki genel değerlendirmelerini, genel kabullerini kısaca anlatmıştık. Kısa kısa cevaplar vermiştik. Yani çok pratik, hemen bazı şeyler söylemiştik onunla ilgili. Şimdi dikkatli bir gözle Kur'an'ı inceliyoruz. Biz Allah'a, Allah'ın indirdiği kitaplara ve kitaba, Kur'an-ı Kerim'e iman etmek zorunda olan insanlar, tahkiken iman etmek zorunda olan insanlar, biz efendim Kur'an'ı inceliyoruz ve Kur'an neticesinde şimdi biraz sonra size anlatacağım bazı başlıklar altında şu ayetleri ve Kur'an-ı Kerim'in nasıl Allah'a ait bir kitap olduğu, onun dışında asla insan veya insanın dışında başka bir canlı, şeytan, melek eseri olamayacağı onu görmüş olacağız böylece. Biz dedik ki bizim anlayışımıza göre, biz müminlerin anlayışına göre vahiy Hazreti Muhammed'in dışında ilahi bir gerçekliktir. Hazreti Muhammed'in zatının dışındadır. Bir, ikincisi ilahidir. Kaynağı ilahidir. Allah'tandır. İlahi bir gerçekliktir. Onun dışında hiçbir canlının, Hazreti Muhammed'in veya başka bir insanın, başka bir meleğin veya başka şeytanın, cinin efendim eseri olamaz. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman
Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an Allah tarafından Hazreti Peygamber'e gönderilmiş, indirilmiş. Cebrail aracılığıyla ona ilka edilip bildirilmiş lafız ve manasıyla ilahi bir kitaptır. Kur'an dikkatlice okunduğunda görülür ki Kur'an'da iki taraf vardır. Bir gönderen vardır, bir de kendisine gönderilen. Bir indiren vardır, bir de üzerine indirilen. Bütün Kur'an'da bir konuşan, emreden, ilka eden yüce zat vardır. Bir de bu konuşmaya doğrudan veya dolaylı olarak muhatap olan, memur, telakki eden kul peygamber. Muharref kitaplarda olduğu gibi Kur'an'ın içerisinde konuşan ikinci kişi yahut üçüncü şahıs yoktur. Diğer kitapları elinize aldığınız zaman, Kur'an'dan başka diğer kitapları, bir İncil'i veya Tevrat'ı elinize alıp da okumaya başladığınız zaman orada uzaktan bakan birisinin tabir caizse Hazreti Musa'nın veya Hazreti İsa'nın resimlerini çektiğini, onun hayatından size, bize kesitler sunduğunu görürsünüz. Orada konuşan kesinlikle Cenab-ı Hak değildir. Orada konuşan Hazreti İsa'nın kendisi de değildir. Çünkü Hazreti İsa'nın hayatı başka bir şahsın dilinden aktarılmaktadır. Hatta Hazreti İsa'nın öldüğü söylenmektedir vesaire. Ama Kur'an incelendiği zaman, Kur'an-ı Kerim'de baştan sona kadar konuşan tek bir mütekellim, tek bir varlığın, tek bir zatın vücudu bilinir ki o da Cenab-ı Hak'tan başkası değildir. Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak indiren, aşağıda ayetleri çok kısa kısa sizin dikkatinize sunacağım. Onlarla ilgili şimdi başlık size sunuyorum. Kısa kısa Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak indiren, onu Cebrail vasıtasıyla Hazreti Peygamber'e ilka edip bildiren, Peygamber'e kitabı yani Kur'an'ı, hikmeti bilmediğini öğreten, onu tedirici olarak insanlara okunmak üzere parça parça gönderen, kolaylaştıran, onda tevhid inancını vaz eden, en güzel kıssaları anlatan, ifade edilmek istenenin en güzel şekilde anlaşılabilmesi için her türlü misali veren, insanlığın dünya ve ahiret selamet ve saadeti için ihtiyaç duyduğu bütün yüksek hakikatleri açıklayan, inkarcılarla tartışan, emirler verip yasaklar koyan, vaat veya tehdit eden, müjdeleyip uyaran, korkutan ve teselli eden, mükafat ve cezalar takdir eden, önceki ümmetlerin başına gelenlerden ibret alınmasını, enfusi ve afaki deliller üzerinde kafa yorulmasını isteyen, yani başından sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'de tasarruf eden, mutasarruf güç, Cenab-ı Hak'tan başkası değildir. Kur'an'da konuşan yalnız Cenab-ı Hak'tır. Bakın bununla ilgili bazı ayetleri hemen size sunuyorum. Birincisi, daha önce Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'ın diliyle Kur'an, Kur'an'a göre Kur'an başlığı altında anlatırken söylemiştik. Kur'an Allah kelamıydı. Bunu biz söylemiyorduk. Bunu Kur'an-ı Kerim'den bir ayet ile belgelendiriyorduk. O neydi? Hatta esma'a kelamallah. Müşriklerden birisi senden eman isterse ona eman ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Allah'ın sözünü işitsin. Ola ki Allah'ın sözü onun kalbinin derinliklerine nüfuz eder de o doğru yolu bulur. Hatta esma'a kelamallah. Allah'ın kelamını işitene kadar. Kur'an kimin kelamı? Allah'ın kelamıdır. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O peygamber kendiliğinden konuşmaz. Heva ve arzularına uyarak konuşmaz. Tabir caizse konuştukları kendi kafasından söylediği şeyler değildir. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O kendisine bildirilmiş, ulaştırılmış bir vahiyden başka bir şey değildir. Burada bildiren, ulaştıran kimdir? Gönderen Cenab-ı Hak. Kendisine bildirilen Hazreti Peygamber'dir. İnna enzelna ileyke kitabe bil hakki litahkuma beyne'n nasi bima araka Allah. Sana kitabı biz hak ile indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmedesin. Gösteren kimdir? Cenab-ı Hak. Kendisine gösterilen Hazreti Muhammed'dir. Kitabı indiren Cenab-ı Hak. Kitabın kendisine indiği Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatu vesselam. Elif lam ra, kitabun enzelnahu ileyke lituhrijen nase minel zulumati ilen nur. Bu kitabı sana indirdik insanları karanlıklardan ışığa çıkarasın diye. Konuşan kimdir? Hazreti Allah. Muhatap kimdir? Hazreti Peygamber. Ve inneke letulakkal Kur'ane min ledun hakimin alim. Bu Kur'an sana hakim ve ledin alim olan Allah tarafından ilka ediliyor.
İlka eden kimdir? Cenab-ı Hak. İnna senulki aleyke kavlen fakira. Sana ağır bir söz indireceğiz. İndiren kim? Cenab-ı Hak'tır. İndirilen Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Er-Rahman allemel Kur'an. Kur'an'ı öğreten kimdir? Rahman'dır. Kur'an'ı öğrenen kim? Hazreti Muhammed. Tenzilül kitabi la raybe fihi min rabbil alemin. Bu Kur'an, bu kitap Allah katından indirilmiş bir kitaptır. La raybe fihi, onda şüphe yoktur. Min rabbil alemin, alemlerin Rabbinden indirilmiş bir kitaptır. Demek ki Kur'an'ın sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kime indirilmiştir? Hazreti Muhammed Mustafa'ya. وَاِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَم۪ينَ. Bu Rabbül Alemin'in indirdiği kitaptır. Onu Cibril Emin, emin olan ruh, Cibril indirmiştir. Allah'ın emriyle, onun iziyle, عَلَى قَلَمْكَ senin kalbine onu Cibril indirmiştir. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ. Bu Kur'an'ı biz parçalara ayırdık ki لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُفْتِينَ. İnsanlara parça parça yavaş yavaş okuyasın. Kur'an'ı parça parça gönderen kimdir? Cenab-ı Hak. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Kur'an'ı biz zikir için kolaylaştırdık. İnsanlar Kur'an'la Allah'ı zikretsinler. Kur'an üzerinde düşünüp tezekkür etsinler. Kolaylaştıran kimdir? Cenab-ı Hak. وَلَوْ جَعَلْنَا قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا. Biz isteseydik bu Kur'an'ı başka dilde bir kitap olarak indirirdik. Ama diyor ki inna cealnahu Kur'anen Arabiyya. Biz bunu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Arapça Kur'an olarak indiren kim? Cenab-ı Hak. Suretun enzelnaha ve faradnaha. Nahnu naqussu aleyke ahsana al-qasasi bima ohayna ileyke hadha'l Kur'an. Biz bu Kur'an'da sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Anlatan kim? Hikaye eden, konuşan Cenab-ı Hak. Feteala Allahu melikul hak ve la ta'cel bil Kur'an min qabl an yuqda ileyke vahyu. Kur'an sana tamamen bildirilene kadar sen Kur'an'ı yani zihninde tutmak için acele etme diye peygamberi ikaz eden kim? Cenab-ı Hak. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. Bu Kur'an zihninden kaçıp gitmesin, dilinden kayıp gitmesin diye dilini hareket ettirme. لِتَعْجَلَ بِهِ. Çabukça hemen okuyayım, onu zapt edeyim diye dilini hareket ettirme. İnna aleyna cem'ahu ve Kur'anahu. Bu Kur'an'ı senin kalbinde toplayacak, onu okuyacak olan biziz. Fe iza qara'nahu fettabi' Kur'anahu. Biz onu okuduğumuz zaman sen sadece onun okunmasına uy. Thumma inna aleyna bayana. Daha sonra o kitabın açıklanması da yine bizedir. Kime? Cenab-ı Hakk'a. Senukriyuke fe la tensa. Bu Kur'an'ı sana biz okuyacağız. Sen onu unutmayacaksın illa maşallah. Bakın bunun gibi onlarca yüzlerce ayet. Kur'an'ı baştan sona okuduğumuz zaman, Kur'an'ın başından sonuna kadar, Fatiha suresinden Nas suresine kadar konuşanın Cenab-ı Hak olduğunu görürsünüz. Orada doğrudan yahut dolaylı olarak muhatabın yine Hazreti Peygamber olduğunu görürsünüz aleyhissalatü vesselam. Hazreti Peygamber Kur'an'ın birinci dereceden muhatabıdır. Onun üzerinden diğer insanlar Kur'an'ın ilahi çağrısına muhatap kılınmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de 300'den fazla yerde kul ifadesi vardır. Ey Habibim de ki, müşrikler sana böyle söyledikleri zaman şöyle söyle. Onlar böyle yaptıkları zaman şöyle söyle. Kul ya eyyuhel kafir. De ki ey kafirler. İşte kul e'ûzü bi rabbil felak. Allah'a şöyle sığın. De ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınırım. Felakın Rabbi olan Allah'a. Bütün burada seslenen, hitap eden, şöyle söyle diyen kimdir? Cenab-ı Hak. Muhatap Hazreti Muhammed Mustafa. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i okuyan, Kur'an üzerinde düşünen, Kur'an üzerinde kafa yoran kimse, Kur'an'da Hazreti Peygamber'in ibtidaen mütekellim olarak varlığını bulamaz. Kur'an'da Hazreti Peygamber'in varlığı sadece vahye muhatap olan beşer memur bir kul olmak itibariyledir. Onunla ilgili yeni bir başlık altında bakın yine bir şeyler söyleyeceğim. Peygamber vahyi tebliğ ve tebliğine memur bir beşerden açıklamaya, insanlar hakkında şahitlik yapacak, Kur'an karşısında gösterdikleri tavırla ilgili yarın kıyamet günü ahirette insanlar hakkında şahitlik yapacak, uyarıcı ve müjdeleyici bir elçiden başka bir şey değildir. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. Ey Muhammed, onlar senden, bir beşerden, bir kuldan istenmemesi gereken bir şeyler istemişlerdi ya, bunları istedikleri zaman sen de onlara de ki Sübhane Rabbi, Yüce Rabbimi tenzih ederim.
Hel kuntu illa beşerun rasulen. Ben bir kul peygamberden, ben bir beşer, bir insan peygamberden başka neyim ki? Sadece kulum bana vahyediliyor. Muhammedun Resulullah ve ma Muhammedun illa Resul. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in konumu, vazifesi net olarak bildirilmiştir. Hazreti Peygamber Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ve kâne Muhammedun eba ahedin ricalikum velâkin Resulallah ve kâtemen nebiyyin. Ya eyyühe Resulü bellig ma unzile ileyke min Rabbi. Ey Peygamber, ey elçi, sen sana indirileni insanlara tebliğ et. Yani ulaştır. Ve illem tef'al fema bellagte risaleti. Eğer yapmazsan, ulaştırmazsan, o zaman elçilik vazifesini yerine getirmemiş olursun. Fehel ala rusuli illel belagul mubin. Elçilerin vazifesi bundan başka bir şey midir? Elçilere düşen apaçık tebliğ etmekten başka bir şey değildir. Öyleyse Hz. Muhammed'de bir elçi olduğuna göre ve ma ala rasuli illel belagul mubin. Ona düşen de açıkça Kur'an'ın naslarını, ayetlerini tebliğ etmekten başka bir şey değildir. Kul ey Muhammed, onlara de ki innema ene beşerun mislukum. Ben sizin gibi bir insanım. Yuhâ ileyye ennemâ ilâhukum vâhid. Bir farklı ki bana vahyediliyor ki, bana bildiriliyor ki Allah katından sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezel. Ve mâ ersellâke illâ mübeşşiren ve nezîrâ. Biz seni yalnızca İman edenleri, vahya ayak diremeyip teslim olanları müjdeliyesin. İnkar edenleri, vahya karşı ayak direyenleri de uyarasın, ikaz edesin diye gönderdik. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira ve da'iyen ilallahi bi'ni ve siracen münira. Bakın Kur'an'da Hazreti Peygamber'in konumu, vasfı net olarak bildirilmiştir. O insanlara kendisine gelen ayetleri, sureleri, ilahi vahyi tebliğe, tebliğine, açıklamaya, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ. Biz bu Kur'an'ı sana indirdik, onlara indirilenleri onlara apaçık açıklayasın. Hiç yani şüpheye yer kalmayacak şekilde açıklayasın diye. Seni biz insanlar için yarın şahitlik yapasın diye. Çünkü elçi gönderildiği kavmin ahvaliyle muttali olandır. Dolayısıyla onlar hakkında şahitlik yapasın diye ve müjdeleyip uyarasın diye gönderdi. Bütün bu ayetler üzerinde okuduğumuz zaman müşriklerin tepkileri karşısında Hazreti Peygamber'in onlara karşı verdiği tepkileri değerlendirdiğimiz zaman, incelediğimiz zaman görüyoruz ki Peygamber vahyin karşısında telakki eden, memur edilgen bir konumdadır. Vahye herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu olamaz. Peygamber'e düşen dinlemek, boyun eğmek, kendisine ilka edileni, bildirileni kabul etmek ve elçilik vazifesini yerine getirmektir. Kur'an'da Allah'tan bağışlanma ve hidayet dileyen, yardım isteyen, istimdad eden, kendisine verilen emirleri derhal ve eksiksiz olarak yerine getiren, isyan ettiği takdirde Rabbinin azabından korkan, rahmetini umarak ona dua edip yalvarıp yakaran, bazen ilahi uyarı ve kınamalara maruz kalan, Kur'an'ın bir harfini bile değiştirme kudreti bulunmadığını açıkça itiraf eden peygamberi, Allah karşısında zayıf bir kul konumunda gören herkes, vicdanının derinliklerinde yaratıcının sıfatıyla kulun sıfatını, yaratıcının zatıyla yaratılmışın zatını ve Halik ile mahlukun her ikisinin üslubunun birbirinden farklı olduğuna kesin bir şekilde kanaat edecektir. Hazreti Kur'an'ın Hazreti Peygamber'in eseri olduğunu, onun uydurup haşa Allah'a iftira ederek ortaya koyduğunu söyleyen kimselere Hazreti Peygamber'in veya Kur'an üzerinden Cenab-ı Hakk'ın söylediği şudur. وَلَوْ فِيْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْهِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكْ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. Eğer biz dilersek, Cenab-ı Hak söylüyor, eğer biz dileseydik, لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْهِ. O sana vahyettiğimiz kitabı ortadan kaldırır. Onu tamamen çekip alırdı. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. Sonra da bize karşı, efendim, sana yardım edecek, sana vekil olacak kimse bulamazdın. اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Ancak Rabbinin rahmeti bunun böyle olmamasını, Kur'an'ın sen onları uyarıp ikaz edesin diye sana
indirilmesini dilemiştir. İnne fadlehu kâne aleyke kebîrâ. Sana böyle ilahi bir kitap indirilmek suretiyle, ilahi bir lütufta bulunmuş olmak hasebiyle Rabbinin şüphesiz ki üzerindeki fazlı ihsanı çok büyüktür. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَلِبًا. Mekke toplumunda, Arap Yarımadası'nda Hazreti Peygamber peygamber olarak geldiğini söyledikten sonra insanların kalpleri, gönülleri mühürlenmemiş, gözleri hala gören, kulakları hala işiten, hala hayat belirtisi taşıyan insanların Hazreti Peygamber'in davasına, çağrısına kulak verip efendim işte öbek öbek Hazreti Peygamber'in davasına koştuklarında bunu gören bazı hastalıklı nefisler peygamberlik iddiasında bulundular. Müseyyimetül Kezzab gibi, Esvedül Ansi gibi. Bu ayetler onlarla ilgili nazil oluyor. Diyor ki Cenab-ı Hak وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Allah'a yalan iftira eden, yalan uydurup Allah adına söyleyen kimseden daha zalim kimdir? اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ. Yahut diyor ki bana vahiy geldi ama ona asla hiçbir şey vahyedilmemiştir. وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ. Yahut diyor ki ben de Allah'ın indirdiği gibi indireceğim. Allah'lık iddiasında haşa, Allah'a öfünüp böyle diyenlerden daha zalim kimdir? وَلَوْ تَرَى اَحْ بِلْ görsen اِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. O zalimleri ölüm sıkıntılarında, ölüm sarhoşluklarında, ölümün sekeratı onları kapladığında وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِهِمْ. Ölüm melekleri onların canlarını almak için ellerini uzatmışlar. اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ. Haydi kendi nefislerinizi kaçırıp kurtarın bakalım. اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Bugün sizi alçak kılacak, alçaltacak bir azapla cezalandırılacaksınız. بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ. Allah hakkında doğru olmayan şeyi söylemeniz sebebiyle وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Ve Allah'ın ayetleri karşısında kibirlenip geri durmanız sebebiyle وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً. İşte bak sizi yarattığımız, ilk seferde yarattığımız gibi bize tek tek olarak geldiniz. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ نَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Ve size verdiğimiz her şeyi gerisini geride bıraktınız. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَاءَ. Ve ortaklarınız zannettiğiniz şefaatçilerinizi sizinle beraber göremiyoruz. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ. Artık sizinle onların arası ayrılmıştır. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Ve hak yere doğru olmayan şekilde inandığınız o ortaklar, şefaatçilerin hepsi kaybolup gitmiştir. Dikkat ederseniz bu peygamberlik iddiasında olan, kendisine vahiy gelmediği halde kendisine vahiy gelmiş yüzü veren kimseler için büyük bir tehdit, büyük bir inzardır. وَاِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. Peygamberlere karşı gösterdikleri tavırlardan bir tanesi şuydu, hatırlarsınız. Onlara hak açık Allah'ın ayetleri okunduğunda قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. Öldükten sonra bir hayatın var olduğuna, bir hesabın var olduğuna, bize kavuşacaklarına inanmayanlar demişlerdi ki لِقَاءَنَا اِذْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهُ. Bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir yahut da bu Kur'an'ı değiştir. Kur'an onların heva ve heveslerine uygun olmayınca, uygun gelmeyince dediler ki ya biz bunu bu haliyle kabul edemeyiz. Bunu değiştir yahut başka bir kitap getir yahut bir kısmını çıkar. Başka bir şey getir. Bugün de benzer sözler işitiyoruz değil mi? Kul ey Muhammed, onlara de ki مَا يَكُولُ لِي أَنْ اُبَدِّرَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِ. Bunu benim kendiliğimden, kendi başıma, kendi elimden gelen bir şey değil. Bunu değiştirmek benim için olamaz. اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَى اِلَيْهِ. Ben yalnızca bana vahyoluna tabi oluyorum. اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Ben Rabbime isyan edersem, karşı gelirsem şüphesiz büyük bir günün azabından korkuyorum. قُلْ اَيْ مُحَمَّدْ. Yine onlara de ki Cenab-ı Hak öğretiyor. Öğreten oldu değil mi? Kur'an'da Hazreti Peygamber'in muadili Cenab-ı Hak'tı. Öğretiyor, diyor ki ey Muhammed, onlara söyle aleyhissalatü vesselam لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَبْتُهُ عَلَيْكُمْ. Eğer Allah dileseydi ben bu Kur'an'ı size zaten okumazdım. وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ. Allah da size bildirmezdi.
Fakat lebithtu fikum umran min kabli. Aranızda onlarca sene uzun zaman kaldım, yaşadım. Efela ta'kilun. Hala akıllanmıyor musunuz? 40 sene sizin aranızda yaşadım. 40 sene sizin içerinizde bulundum. Bu Kur'an'ın benim elimde olan bir şey olmadığını, benim kendimin efendim söyleyebileceğim, ortaya koyabileceğim bir şey olamayacağını hala anlamıyor musunuz? Ve izâ lem te'tihim bi âyetin, ey Muhammed Mustafa, onlara bir ayet getirmediğin zaman veya bir mucize getirmediğin zaman, kâlû levneştebeytihâ, dediler ki sen de öbürleri gibi, öbür peygamberler gibi işte bir şeyler bulup getireydin ya, kul innemâ ettebi'u mâ yuhâ ileyce min Rabbi, de ki ben sadece Rabbimden bana vahkılmana tabi oluyorum. Bakın, tehdit şiddetini, dozajını artırmaktadır. وَلَمْ تَقَوْغَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَابِلِ Cenab-ı Hak diyor ki, peygamberlik davasında iddiasında olan kimse, şayet bizim hakkımızda bir takım sözler uydurmuş olsaydı, bizim söylemediğimiz sözleri bizim adımıza söylemiş olsaydı, لَاَقَابِنَا مِنْهُ بِلْيَم۪ينَ Biz onu sağ kolundan sağ elimden yakalardık, yahut biz onu güç kuvvetimizle yakalardık, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Daha sonra onun boyun damarını vururduk, فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ Hiçbiriniz onu gelip bizim elimizden kurtaramazdınız. Yine aynı şiddette bir Resulullah Efendimiz üzerinden insanları ikaz eden bir ayet-i kerime, وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا Neredeyse onlar belki de o fitneleriyle seni şaşkınlığa düşürüp de başka bir şeyi, Allah'ın göndermediği başka bir şeyi Allah adına konuşasın diye seni zorlayacaklardı. وَاِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا Belki o takdirde onlar seni dost edineceklerdi. وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ Ey Muhammed, biz seni sabitül kadem, sabitül ceş, sabitül benan kılmasaydık, sebatkar kılmasaydık. لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْءٍ قَل۪يلًا Belki de azca onlara meyledecektin. اِذَنْ Şayet böyle olsaydı, onlara meyletmiş olsaydın azıcık, لَاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ Biz sana hayatın, ölümün bütün acılarını, sıkıntılarını katmerli bir şekilde kat kat tattıracaktır. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا Daha sonra bize karşı bir yardımcı da bulamayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de buna benzer ayetler devam edip gidiyor. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهَ Diyorlar mı ki onlar o Kur'an'ı iftira etmiştir? قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّٰهِ شَيْءٍ De ki ben o Kur'an'ı iftira etmiş olsam siz yani ne yapabilirsiniz ki? Beni Allah'tan nasıl, ne şekilde koruyabilirsiniz? Hiçbir şeye malik olamazsınız. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَقْتِمْ عَلَى قَلْبِهِ Eğer Allah dilese senin kalbini mühürler. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهَ قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ الْإِجْرَامُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ أَيُّ مُحَمَّدٍ Sana gelen ilimden sonra sen onların heva arzularına tabi olsaydın, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ Seni ne Allah'tan başka bir dostun ne de Allah'tan başka bir koruyucun olurdu. Dedik ki Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber'in Kur'an-ı Kerim karşısındaki konumu budur. Bilakis Hazreti Peygamber'de diğer müminler gibi kendisine gelen vahye iman etmek ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Kur'an'ın birinci dereceden muhatabı ve ilk mümin odur. Kur'an'a ilk iman eden Hazreti Peygamber'in bizatihi kendisidir. İlk mükellef kul Hazreti Muhammed Mustafa'nın kendisinden başkası değildir. Aleyhissalatu vesselam. وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ben müminlerden olmakla emrolundum. وَاَنْ اَقِمْ مَجْهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفًا Cenab-ı Hak diyor ki, yüzünü çevir, hanif olan dine çevir. Her türlü batıldan uzaklaşarak İbrahim'i dine çevir. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Sakın olan müşriklerden olma. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّهُ Allah'tan başka sana fayda ve zararı olmayan bir şeye sakın ola kulluk etme. فَاِنْ فَعَنْتَ Ey Muhammed, eğer böyle yaparsan فَاِنَّكَ مِنْ اَذَمْ مِنَ الظَّالِم۪ينَ O takdirde şüphesiz zalimlerden olursun. Kul yine de ki اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُحْلِسًا لَهُ الدِّينَ Ben Allah'a ihlas ile ibadet etmekle,
dini yalnızca Allah'a, ibadet kulluğu yalnızca Allah'a has kılmakla emrolundum. Ve bunun gibi bir sürü ayeti kerime. Kur'an-ı Kerim diyor ki اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Ey Muhammed, sana indirilen bu kitaba uy. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوْحِيَ اِلَيْكَ. Sana vahyedilen bu kitaba sımsıkı yapış. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. Emrolunduğun gibi hakkı açıkça söyle. Bütün bunların hepsi Hazreti Peygamber'in de diğer kullar gibi bir kul olduğu, vahyin karşısında memur olduğu, onun da Allah'a iman etmek ve o imana uygun bir hayat yaşamakla memur olduğudur. Bütün bunların hepsinin bize gösterdiği, bu dört madde halinde işlediğimiz Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman, Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın zatıyla Hazreti Muhammed'in zatı birbirinden tamamen ve kesinlikle ayrılır. Kur'an'ın efendim üslubuyla Hazreti Peygamber'in üslubu birbirinden kesinlikle ayrıdır. Kur'an-ı Kerim'de konuşan Cenab-ı Hak'tır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bir şey söylediği zaman biliyorsunuz onu Cenab-ı Hakk'a nispet etmez. Bizim nebevi sünnet dediğimiz, Hazreti Peygamber'in hadisleri olarak isimlendirdiğimiz onlar lafızları Hazreti Peygamber'e ait olan sözlerdir. Hazreti Peygamber bu ikisini ilahi olanla kendisine ait olanı birbirinden kesinlikle ayırmıştır. Kur'an-ı Kerim'in nüzul süreci devam ederken, ayetler parça parça inerken, Kur'an'ın inişi hala tamamlanmamışken Hazreti Peygamber kendi sözlerinin Kur'an ayetleriyle birlikte yazılmasını yasaklamıştır. Bu genel bir yasaktır. Bunun istisnaları vardır ama genel yasak budur. İnsanlar belki yanlışlıkla ilahi olan ile beşeri olanı birbirine karıştırırlar diye bunu yasaklamıştır. Lafzı Hazreti Peygamber'e ait olan hadisi kudsiyle bile farklı bir form, farklı bir üslub içerisinde Allah'a nispet edilmiştir. Hazreti Muhammed bildirir, rivayet eder ki Rabbi şöyle demiştir veya Rabbi şöyle demiştir Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ondan bildirdiği üzere gibi ifadeler kullanılmıştır. Bakın, ey kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber'e ait olamayacağı, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir insana ait olamayacağı, insan üstü, ilahi bir gerçeklik olduğu, Kur'an'ın icazıyla mucize bir kitap olmasıyla bellidir. Hiçbir sebep olmasa, yalnızca bu sebep, Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğunu ispat için kafidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra bütün insanlığa, Hazreti Peygamber dahil olmak üzere bütün insanlığa, hatta sadece insanlara değil cinlere de meydan okumuştur. İnsanlara apaçık bir meydan okuma vardır Kur'an'da, tahaddi vardır. Kur'an'ın bir benzerini getirmeleri onlardan istenmiştir. Eğer bu bir beşerin ortaya koyabileceği bir kitapsa, bir beşerin yahut bir araya gelmiş beşerlerin, insanların ortaya koyabileceği bir kitapsa, öyleyse insanlara bir araya gelerek, yardımlaşarak, hatta cinlerden de yardım alarak Kur'an'ın benzeri bir kitap olması istenmiştir. Bunu Kur'an'ın 10 suresinin benzerini getirmek şeklinde bir meydan okuma takip etmiştir. En son Kur'an'ın en küçük 3 ayetini cami bir surenin benzerini getirmeleri onlardan istenmiştir. Ama bugüne kadar ne fasahat ve belagatte zirvede olan Arap toplumu ne ondan sonra hiçbir topluluk Kur'an'ın sahip olduğu o yüksek edebi usul ile ve o yacaz vecihleri içerisinde anlatılan vecihleri havi hiçbir kitap, hiçbir metin asla ortaya koyamamıştır. İcazın vecihleri içerisinde anlatılması gereken, kısaca herhangi bir kitap ortaya koyamamışlardır. Sadece bu Kur'an'ın beşeri olmadığı, ilahi olduğunu ispat için kafidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de insanlar ve cinler bir araya gelseler قُلْ اِنْ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. Bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Birbirlerine destek olsalar, sırt verseler o Kur'an'ın birincisini asla getiremezler.
فَلْيَهْتُوا بِحَد۪يهِ مِثْلِهِ اِمْكَانُ صَدَقِينَ Peygamber'e bu getirdiğin iftiradır. Bu Allah'tan değildir. Bu senin veya işte başkasının uydurmasıdır diyorlarsa, iman etmiyorlarsa bu gerçeğiyle, öyleyse madem ki bu beşer sözüdür, bu sözün bir benzerini getirsinler. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَهْ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَهِ Bunun gibi iftira 10 sure getirsinler. 10 sure getirsinler onlarda. En son اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَهْ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ De ki siz de bu Kur'an'ın bir suresinin benzerini getirin. Allah'tan başka kimden isterseniz onlardan da yardım alın. Eğer bu iddianıza doğru iseniz. Kur'an-ı Kerim'in indiği günden beri aynen indiği gibi muhafaza ediliyor olması. Bir, ezberleyenlerin gönüllerinde. İki, yazılı metinlerde muhafaza ediliyor olması ve asla Kur'an-ı Kerim'in bir harfinin bile tahrife, tahyire, tebzile maruz kalmamış olması Kur'an-ı Kerim'in bir beşere ait olmasını imkansız kılar. Çünkü yeryüzünde bir beşere ait olup da üzerinden 1400 sene geçtiği halde kendisine dokunulmamış güvenilirliğini koruyan asla ikinci bir metin olmamıştır. Kur'an-ı Kerim açıkça kendi kitabın, Kur'an'ın kendisinin Cenab-ı Hak tarafından ilahi koruma altında olduğunu söylüyor. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Bu zikri Kur'an'a biz indirdik, onu koruyucular da bizleriz. وَاِنَّهُ لَكِتَابٌ عَز۪يزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ Batıl buna ön ve arka tarafından yaklaşamayacaktır. Bu hakim ve hamid olan Allah'ın indirdiği bir kitaptır. Nerede kaldı bir beşere? İlahi olana yaklaşabilmek. Peki eski kitaplar için böyle bir koruma vaadi söz konusu değil. Belki onun üzerinde daha sonra konuşuruz. Ama onlar için böyle bir vaat söz konusu değildi. Niye? Çünkü ondan sonra, ondan başka yeni vahiyler, yeni peygamberler gelecekti. Ama Hazreti Peygamber, peygamberlerin sonuncusudur. Onun getirdiği şeriat din, peygamberlerin, dinlerin sonuncusudur. Onun getirdiği kitap, kitapların sonuncusudur. Öyleyse kıyamet günü insanlar vahye muhatap iseler, dinin ilahi emirleriyle muhatap ve yükümlü iseler, öyleyse Kur'an elbette ki bir muhafaza altına alınacaktır. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Bu Kur'an Allah'tan başkasından olsaydı muhakkak onda çok ihtilaf görürlerdi. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ Bazıları öyle söylemişler. Bunu şeytanlar, şeytanların kahinlere getirdiği abuk subuk sözlerden ibarettir. Haşa. Demişler وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ Kur'an diyor ki şeytanlar bunu asla indirmemişlerdir. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ Ne? Bu onlara yaraşacak bir şey. Ne de güçlerinin yeteceği bir şeydir. اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ Artık Kur'an ile birlikte onlar ilahi ve Allah'ı dinlemekten engellenmişlerdir. Biliyorsunuz şeytanlar bir peygamber gönderileceğini, gök haberlerini dinleyememeye başladıkları zaman, gökten kovulmaya başladıktan sonra öğrendiler. Peygamber ümmi topluluğa gönderilmiş bir ümmi idi. Tahsil görmemiş, okuma yazması yoktu, eli kalem tutmazdı. Kur'an'ın ihtiva ettiği yüce hakikatlerin ondan sadır olması düşünülemez. Kur'an-ı Kerim ve tarihin şehadetiyle sabittir ki Hazreti Peygamber ümmi idi. Sadece kendisi değil, peygamber olarak gönderildiği toplum, Mekke toplumu, Mekke kavmi ümmi bir topluluk idi. Arap Yarımadası'nda okuma yazma bilenlerin sayısı azdı. Orta işte göçebe bir kültür, efendim şifahi kültür, neyse bir takım isimler söylüyorlar. Bu isimleri, bu adlandırmaları başka bir takım sahih olmayan şeylere aracı kıldıkları için ben o isimleri çok fazla söylemek istemiyorum. Ama Kur'an-ı Kerim'in kendisi söylüyor Hazreti Peygamber'in ümmi olduğunu. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّي Allah'a ve onun ümmi olan peygamberine, Resulüne iman ediniz. هُوَ الَّذ۪ي بَعَثَ فِي الْاُمِّي۪ينَ رَسُولًا مِنْهُمْ O ümmilere, o ümmi topluluğa kendileri içerisinden ümmi bir peygamber gönderen odur. Cenab-ı Hak'tır. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابُ
وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ اِذَا اِلَّا اَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, bundan önce sen bir kitap okumuyordun, elinde bir kitap tutmuyordun. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ veyahut da sağ elinde bir şey de yazmıyordun, kitapta yazmıyordun. اِذَا اِلَّا اَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ Eğer böyle olsaydı, yani okuyor, yazıyor olsaydın, şüphesiz ki o kalbinde garaz olan efendim hastalıklı nefisler şüpheye, batıl sahipleri şüpheye düşerlerdi. Ama senin ümmi olduğunu bildikleri halde Kur'an'ın ihtiva ettiği bu ilmi hakikatlerin, kevni hakikatlerin, gaybi haberlerin senden sadır olmasına asla imkan bulunmadığı halde öyleyse hala niye inkar edip duruyorlar? وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا İşte emrimizden ruhu, yani kitabı sana vahyeden biziz. Biz vahyettik. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابِ Bundan önce sen kitap nedir bilmezdin. وَلَا الْاِيمَانِ İman nedir bilmezdin. وَلَكِنْ جَعَلَّهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmek ile sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ Sen bundan önce bunlardan habersizdin. Bunları ne bilirdin ki? وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ Kitabı sana indiren Allah'tır. وَالْحِكْمَةَ Hikmeti indiren O'dur. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Sana bilmediğini öğreten Cenab-ı Hak'tır. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الرَّحْمَانَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ Kur'an öğreten Rahman'dır. Demek ki Hazreti Peygamber ümmidir. Kur'an Hazreti Peygamber'e ait olamaz. Kur'an'ı indiren, Hazreti Peygamber'e öğretip bildiren Cenab-ı Hakk'ın kendisinden başkası değildir. Kur'an-ı Kerim'in bir beşere ait olamayacağının çok açık delillerinden bir tanesi, Hazreti Peygamber ve o günkü toplum için gayb sayılacak bilgiler vermesidir Kur'an'a. Geçmiş ümmetlerin hikayelerini anlatması, gelecekle ilgili haberler vermesidir. Bir kısmı diğer ümmetler tarafından yahut tarihi bulgular tarafından kanıtlanan veya gelen zaman içerisinde doğruluğu açıkça görülen bu bilgiler de gösterir ki vahiy Hazreti Peygamber'in işi olamaz. Elif lam mim gulibetir rum fi adnal ardı ve hum min ba'di galebihim seyaglibun fi bid'i senin. Bakın Kur'an-ı Kerim müşriklerin bulunduğu bir vasatta müşrikler efendim çünkü inen her ayeti Hazreti Peygamber bütün hem kendisine inananlara hem inanmayanlara okuyor. O tebliğ vazifesini, ulaştırma vazifesini yerine getiriyor. Dolayısıyla bunu hepsi duyuyorlar. Müşrikler, kafirler de duyuyorlarken Kur'an diyor ki Rumlar Bizans mağlup edildi. Mağlup oldular. فِي اَدْنَ الْاَرْضِي وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ Ama onlar bu mağlubiyetten sonra muhakkak galip gelecekler. فِي بِضْعِ سِنِينَ Bid'a Arapçada 3 ile 9 sene arası bir zaman dilimini ifade etmek için kullanılıyor. Yani 3'ten 9 seneye kadar bir süre zarfında onlar İran'da hüküm süren Sasaniler karşısında efendim büyük bir başarı kazanacaklardır. Galibiyet kazanacaklardır diyor. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir müşriklerden birisiyle iddiaya giriyor ve hakikaten Kur'an'ın haber verdiği gibi ve o günkü şartlar muvacihesinde kabul edilmesi mümkün olmayacak bir şekilde Bizanslılar Sasani Devleti'ni mağlup ediyor. Bu çok açık bir şekilde Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu göstermez mi? Hazreti Peygamber yani zahiri şartlar tam aksini söylediği halde çünkü ağır bir yenilgi almışlar. Bunun çok kısa sayılabilecek bir zaman içerisinde gerçekleşmesi ve Kur'an'ın haber verdiği gibi Bizans'ın İran karşısında galip olması işte Kur'an'ın efendim mucize bir kitap olduğu ve Hazreti Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu göstermektedir. Bakın bununla ilgili çok kısa çünkü şey uzuyor. Korkarım ki yani bunda da bitiremeyeceğim. Bununla ilgili size birkaç tane, ben buraya belki 20-30 tane bir şeyler yazdım ama çok kısa bir şeyler okuyayım, bazı ayetler. Mesela astronomi ile ilgili. Diyor ki Enbiya suresi 30. ayet, İnkarcılar bilmezler mi ki göklerle yer birbirine bitişik idi. Onları biz ayırdık,
ve her canlı şeyi sudan yarattık. Bilip de hala iman etmezler mi? اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَاتِقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Hatırlarsınız, peygamberi neyle itham etmişlerdi? Peygamber demişlerdi, bu Kur'an'ı o günkü toplumdan beslenerek ortaya koymuştur. O cahili dönemi Arap toplumundan. Yok efendim işte Arap Yarımadası'ndaki farklı kültürlerden istifade ederek ortaya koymuştur. Yok Şam'a yolculuklarında orada işte Bahira'dan istifade ederek ortaya koymuştur. Veya peygamber uzun riyazetler, tefekkürler, düşünceler neticesinde ortaya koymuş. Bütün bu uzun düşünceler neticesinde Hazreti Peygamber canlıların aslının bir sudan olduğunu nereden öğrenmiştir? Düşünce neticesinde böyle bir bilgiye nasıl varmıştır? Gök ile yerin önceden bitişik olup sonradan ayrıldığını peygamber bunu nasıl bilebilmiştir? Böyle bir şeye ne Hazreti Peygamber'in o gün, o günün şartları içerisinde ne de o gün yeryüzünde var olan herhangi bir kültürün, dinin, bilginin bunu bilmesi asla mümkün değildir. Şimdilerde astrofizikçilere genel olarak hakim olan kanaatte diyor, kitaptan okuyorum, bu ayetlerin çizdiği çerçevede dönüp dolaşmaktadır. Dünyanın yuvarlak olduğuna müteaddit ayetlerde işaretler vardır. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye doluyor. Ayetinde geçen tekvir kelimesi böyle bir şey ifade edebiliyor. Geçelim fizikle ilgili bir şey okuyalım. Göğe doğru yükseldikçe havadaki oksijen miktarı azalıp hava basıncı her 100 metrede 1 derece düştüğünden nefes darlığı, konuşma ve görme zorlukları, baygınlık halleri meydana gelir. 20 metreye geçince özel cihaz olmadığı takdirde nefes alınamayıp ölüm durumu vaki olur. Bundan dolayı yüksek uçlarda teneffüs cihazları kullanılır. Kur'an şu ayetinde bu gerçeği bildirmektedir. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun göğsünü o kimse gökte yükseliyormuş gibi dar ve tıkanık yapar. كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Peygamber göğe doğru yükseldikçe insanın göğsünün darmadığını, nefesinin azaldığını nereden bulmaktadır? Jeoloji ilmi dağların yeryüzündeki kısmı miktarınca yer altında da temelinin bulunduğunu ortaya koymuştur. Kur'an yeryüzünü bir yatak gibi yapmadık mı? Dağları da kazık gibi yapmadık mı? Diyor. Bir başka ayeti kelimede dağları da Allah sapasağlam çaktı. Ve cibale arsaha diyor. Dağların atmosfer denizinde yüzen yer küresinin dengesini sağladığı da şu ayette gösterilir. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne de sabit dağlar attı. Ve el kafirbat fil ardu ravasiye en temide bikum. Bütün bunların hepsi jeolojide dağların isostati denilen yer dengesi kanununun mühim bir unsuru olduğu diyor ancak asrımızda anlaşılmıştır. Botanikle ilgili ağaçların aşılanması öteden beri bilinmekte ise de yakın bir zamana gelinceye kadar rüzgarların aşılama ile herhangi bir ilgisi bilinmemekteydi. Allah her meyveden yine kendilerinin içinde ikişer çift yaratmıştır. Yani hani bu polen işte bitkilerde döllenme diye söylediğimiz hadise. Bu ayet ile bildirilmiş değil midir? Bunun dışında وَاَرْسَنَّ الْرِيَاحَ لَوَاقِحَ. Biz rüzgarları aşılayıcı, yani bu aşılanmayı sağlayıcı olarak gönderdik diyen Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber olabilir mi? Genetikle ilgili. Rabbin Adem oğullarından onların sütlerinden zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Evet buna şahit izlediler. Kıyamet günü biz bundan habercilik demeyesiniz. Biliyorsunuz bu ayetin tefsirinde hani ruhlar alemi diye bir şeyden bahsederler. Ruhlar alemi diye bir şey yoktur. Yani ruhlar alemi, insanlar yaratılmadan önce bir ruhlar alemi. O ruhlar alemi değil o. O Hazreti Adem'in sulbünden kainata kadar gelecek bütün zürriyeti zerreler halinde dökülmüştür, çıkarılmıştır ve ilahi hitap ona vakı olmuştur. Şimdi bu ayeti kerimeden işte o Kâlû Bela ayeti diye bildiğimiz ayette biliyorsunuz bu ifade edilmiştir. Aynı şekilde bugünkü genetik bilgisi, gen bilgisi de diyor ki insanın yani tabiri caizse milyonlarca veya işte milyarlarca bütün bu şeyin hepsinin çok
küçük bir yer tuttuğunu söylemek değilmiş. Daktiloskopi diyor, bu bilim dalı parmak izlerini inceler. Parmak izleri ömür boyunca aynı kalmakta, hiç değişmemektedir. İnsanların diğer uzuvlarında benzerlik olabilirse de parmak uçlarındaki izlerde iki insanın benzer olduğu vaki değildir. Kur'an ne diyor? Kur'an öldükten sonra insanın bütün teferruatıyla diriltileceğini bildirirken insanın bu en ince özelliğine şöylece işaret eder. İnsan bizim kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet toplarız. Onun parmak uçlarını bile düzgünce yerli yerinde yapmaya gücümüz yeter. Bu Hazreti Peygamber'in bilgisine ulaşabileceği bir şey midir? Biyolojide insanın üremesi konusunda biliyorsunuz sahih hadislerde de var inne ahadakum yucma'u kalbuhu fi batni ummihi 40 yevmen, ceninin anne karnında geçirdiği evreler. Efendim işte halakal insane min alak. İnsanın yaratılışı anlatılırken insanın işte bir embriyodan orada yapışan rahim duvarına yapışan bir şeyden yaratıldığı. Bu da Kur'an-ı Kerim'de ilgili ayetlerde ifade edilmiştir. Onun dışında hıfz-ı sıhha koruyucu hekimlikle ilgili bazı bir şeyler almış. Onun dışında bu Fransız işte ilim adamı Cousteau'nun tespit ettiği işte iki denizin yani görünen bir perde olmaksızın birbirine kavuşması, karışması, birisinin tatlı, birisinin tuzlu olması. Bunu haber veren Kur'an'ın kendisi değil miydi? مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ İşte bütün bunların hepsi göstermektedir ki Hazreti Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e ait bir metin olamaz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerin haberleri var. Peygamber bunlara nasıl ulaşmıştır? Bir ayet-i kerime diyor ki مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا الْفَصْبِرِ Bunların bilgisi o günkü Mekke toplumunda yaşayan kimselerin yanında da yoktu. Yani Mekke toplumu da bunun bilgisinden uzaktı. Hazreti Peygamber de bunu bilmiyordu. Peki nasıl Ad kavminden, Semud kavminden, Sebe kavminden, diğer kavim ve topluluklardan, peygamberlerin efendim mücadelelerinden, Hazreti Musa'nın Firavun'la o uzun uzadıya anlatılan mücadelesine Hazreti Peygamber'in haber vermesi nasıl mümkündü? Bu da elbette mümkün değil. Zaten Kur'an-ı Kerim bakın ilgili ayetlerde bunlar üzerine de bunlara da dikkat çeker. قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ De ki o büyük bir haberdir. اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ Siz ondan yüz çeviriyorsunuz. مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْاَعْلَى اِذْ يَخْتَصِمُونَ Halbuki melekut aleminde meydana gelen tartışma onunla ilgili benim bir bilgim yoktur. اِنْ يُوحَا اِلَيَّ اِلَّا اَنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينَ Bana vahyedilen, bana yalnızca vahyediliyor, ben ancak açık bir uyarıcıyım. Yine biraz önce okuduğum Yusuf suresinde Hazreti Peygamber biz bu Yusuf'un kıssasını sana kardeşleriyle arasında olan işte kıssayı sana anlatıyoruz. Ve اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ Daha önce senin bundan ne haberin vardı ki demiyor muydu? ذَلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكِ Ey Muhammed bunlar bizim sana bildirdiğimiz gaybi haberlerdir. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمُ Onlar işte Tevrat'ı yazdıkları kalemleri nehire atıp hangisi üstte kalırsa Meryem'i onlar himayesine o alacaktı. Yahut da bunun için ok atışmışlar. Yani Kur'an çekiyorlar. Kur'an çekeren çekerken sen onların yanında mıydın? وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ Tartışırlarken yanlarında mıydın? Hayır. Bunları sana bildiren elbette biziz. تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا Bu gayb haberlerini sana biz bildiriyoruz. Ne sen, ne de senin kavmin. Bundan önce böyle bir şey bilmiyordunuz. ذَلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ Yine Yusuf suresinde bunlar bizim sana bildirdiğimiz gayb haberleridir. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنْكُرُونَ O Yusuf'un kardeşleri bir araya gelip hile yaparak bir şey üzerinde karar kıldıklarında o toplantı esnasında sen orada mıydın? Hayır. Bunları sana bildiren biziz. Bakın hakikaten çok enteresan şekilde hiçbir şüphe yer kalmayacak şekilde Cenab-ı Hak devam ediyor. وَمَا كُنْتَ اَيْ مُحَمَّدْ Sen değildin bir canib-i garbi batı tarafında. اِذْ قَبَيْنَا اِلَى مُوسَ الْاَمْرَ Biz Musa'ya emrimizi bildirdiğimiz zaman sen o Sina Dağı'nın, Tur-i Sina'nın batı tarafında değildin. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Onu bekleyen o şahitler, o hazırın içerisinde değildin. وَلَكِنَّا اَنْشَئْنَا قُرُونًا Ama biz nice
nesiller yarattık ki فَتَطَاوَنَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ Onlar üzerinden çok zaman geldi geçti. وَمَا كُنْتَ ثَابِيًا فِي اَهْلِ مَدْيَنَا Sen Medyen ehli içerisinde, Medyen halkı içerisinde oturuyor da değildin. فَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا Onlara bizim ayetlerimizi okuyor da değildin. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ Ama peygamberler gönderen bizlerdik. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ Ey Muhammed sen Tur'un tarafında da değildin. اِذْنَا دَيْنَا Biz Musa'ya seslendiğimizde وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكِ Ama bunları rahmet olsun diye sana biz indiriyoruz ki لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَثَاهُمْ مِنْ نَذ۪يرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكِّرُونَ Senden önce kendilerine bir elçi gelmemiş, gönderilmemiş olan o topluluğu uyarasın, onlar da belki tezekkür edip akıllarını başlarına alsınlar diye bunları rahmet olsun diye sana biz bildiriyoruz. Bakın, açık bir şekilde Cenab-ı Hak bunları bildirenin Kur'an'da kendisi olduğunu söylüyor. Ve hakikaten biz de şunu biliyoruz ki peygamberin bunları bilmesine imkan yoktur. Evet, Tevrat veya İncil efendim bazı şeyleri onlar da anlatıyor. Onlar da peygamberlerin kıssalarını, mücadelelerini anlatıyorlar. Ama Kur'an'ın onlarla denk düştüğü, eşit anlatımla anlattığı yerler vardır. Onlardan çok farklı anlattığı yerler. Niye? Onlar daha sonra çünkü kitaplarının içerisine girerek o kitaplarını tahrif edip bozdular. Sadece Kur'an'da verilen bu haberler değil, Hazreti Peygamber'in dilinden sadır olan mucizeler, Hazreti Peygamber'in sünnet kitaplarında Kitab-ül Fiten ve Eşrat-ı Sa'a kıyamet alametleri başlığı altında incelenen işlenen Hazreti Peygamber'in bildirdiği gaybi haberlerde Peygamber'in kendi kafasından konuşamayacağını, o söylediklerinin muhakkak bir vahiy arka planı olması gerektiğini bildirmektedir. Kisra ve Kayser'in hazinelerine Müslümanların sahip olacağını söylüyor. Bunu Peygamber nereden bilmektedir? Öyle mi? Peygamber bunu nereden bilecek? Bu mümkün değildir. Hazreti Peygamber eğer sinek birinizin kabına düşerse اِذَا وَقَعَدْ دُبَانُ فِي اِنَا اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ Onu hemen çıkarıp atmasın. İlk önce onu o kaptaki yemeğin suyun içerisine iyice batırsın. Tamamen yani üstü suyla örtülecek şekilde. Ondan sonra ثُمَّ الْيَطْرَحْهُ فَاِنَّ فِي اَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ دَوَاءً Peygamber o günün şartları içerisinde sineğin bir kanadında zehir, bir kanadında panzehir olduğunu nereden bilmiştir? Bir kanadında hastalık, bir kanadında şifa olduğunu nereden bilmiştir? Bunu Allah'ın bildirmesi olmaksızın bir peygamberin hiçbir şekilde bilmesi asla söz konusu değildir. Hazreti Peygamber biraz önce söylediğim gibi 40 gün işte Cenin'in anne karnında şu şekilde olduğunu, 40 gün şu şekilde olduğunu, 40 gün şu şekilde olduğunu, ondan sonra bir melek gönderilip ruh üflendiğini söylüyor. Bir peygamberin bunu bilmesinin imkanı var mıdır? Elbette ki mümkün değildir. Biraz önce çeşitli misaller verdiğim, Kur'an'daki kevni ayetler, o günkü bilimin ulaşamayacağı ilmi hakikatlerin ifade edilmiş olması da vahyin elbette ki bir beşere ait olmasını imkansız kılmaktadır. Onunla ilgili göklerin yaratılışıyla ilgili birçok bir şey okuduk. Kur'an mesela insanların uyku halinde ruhlarının bedenlerinden infisal ettiğini, ayrıldığını daha sonra uyandıkları zaman tekrar adet ettiğini söylüyor. Bu ancak çok yakınlarda bilinebilmiş bir şeydir. Bunu bir kimsenin deneyle, gözlemle veya düşünceyle anlaması, ortaya koyması elbette ki mümkün değildir. Kur'an'ın bilinen hiçbir üsluba benzemeyen yüksek edebi üslubu, bu İcaz velihleri içerisinde esas velihtir. Kendisiyle meydan okunan üslub, Kur'an'ın bir beşer ürünü olamayacağına şahitlik eder. Madem bunları kısa kısa çabukça okuyayım size. Kur'an'ın üslubu gerek şiir üslubuna, gerek düz veya kafiyeli nesil üslubuna benzemez. Hazreti Muhammed'in hadislerindeki üsluptan da farklıdır. Ayetler dinleyenin derinliklerine işlerler. Bu yüzden Kur'an'ı dinleyen Mekke müşrikleri Kur'an'ın bu efsunkar, bu büyüleyen, bu insanı derinlerden yakalayan üslubu karşısında çarpılmışa dönmüşler ama kabul etmeyerek bunun sihir sözleri olabileceğini söylemişlerdir. Kur'an ifadelerinde müthiş bir akıcılık vardır. Kur'an'da pasajlar, bölümler düz yazıda olduğundan çok şiirden azdır. Yine Kur'an'da ayet sonları insicam ve vurgu sahibi bir bütünlüğe sahiptir. Nesil veya şiir sonlarına benzemez. Kelimeler seçilmiş yüksek kelimelerdir. En küçük cümleler bile en geniş manaları ifade edecek şekilde terkip edilmişlerdir. İfadeler kısa ama az çok tahsil görmüş herkesin
rahatça anlayabileceği açıklıktadır. Ayetler tek bir manaya sığmaz. Bir ayeti birçok şekilde tefsir etmek mümkündür. Kur'an'ı okuyan herkes kendi seviyesine göre, kendi ilmi, fikri, kültürel seviyesine göre ondan ayrı ayrı hazlar, lezzetler almıştır. 20-23 yıl kadar süren bir zaman zarfında indirilmiş olmasına rağmen sanki ayetler ilk günden yerlerine konulmuş, ilk günden yan yana getirilmiş gibi mana ve edebi ahenk açısından birbirleriyle uyumludur. Onda irticali bir şey yoktur. Bu kısa sözlerle artık Yacaz-ı Kur'an meselesi üzerinde çok fazla durmayacağım. Bakın Kur'an'ın Hazreti Peygamber'e ait olmadığının, Hazreti Peygamber'in etrafındaki insanların da şahit olduğu bir gerçeklikle efendim ona ait olmadığının izahı da şudur ki hadis kitaplarında veya siret kitaplarında anlatılan vahyin tezahür şekilleri, vahiy geldiği zaman Hazreti Peygamber'in üzerinde bıraktığı tesir, diğer insanların da gördüğü, o da yine Hazreti Peygamber'in vahyin kendi Hazreti Peygamber'e ait olmadığı, onun dışında bir gerçeklik olduğunu göstermektedir. Vahiy geldiği zaman Hazreti Peygamber'i bir ağırlık ve sükunet hali kaplıyor. Belki 10 veya 12 tane hadisten bu cümleleri topladım. Dış dünya ile irtibatı kesiliyor. Ağzından horultuya benzer sesler işitiliyor. Yüzünün çevresinde arı vızıltısına benzer sesler duyuluyor. Çok soğuk bir kış gününde sıkıntıdan, alnından inci büyüklüğünde terler boşanıyor. Biz sana ağır bir söz indireceğiz ayetinin işaret ettiği üzere peygamber vücudunda müthiş bir ağırlık hissediyor. Canı kabzolunacakmış. Canı kabzolunacakmış gibi oluyor. Vücudu ağırlaşıyor. O hale geliyor ki devesinin üzerinde Maide suresi geldiği zaman devesi Peygamber Efendimiz'i taşıyamıyor. Dizine koysa sahabinin dizi kırılacak gibi oluyordu. Nitekim Hazreti Zeyd'in dizine gelmiş Resulullah Efendimiz'in dizi. Hazreti Zeyd bin Sabit onu anlatırken neredeyse diz kemiklerinin kırılacağını söylüyor. Vahyin içi tamamlanıp bu ağırlık Peygamber'in üzerinden kalktıktan sonra Hazreti Peygamber'in yüzü aydınlanıyor ve vakit geçirmeden hemen etrafındakilere henüz nazil olmuş o ilahi hakikatleri bildiriyordu. Bütün bu hallerin hepsi insanların yanında, onların gözleri önünde oluyordu. Peygamberin ağzından çıkan sesleri işitiyorlar. Kimi durumlarda vahyin ağırlığını peygamberin üzerinde bıraktığı tesiri peygamberle birlikte tecrübe ediyorlardı. Hatta hadislerde ya peygambere nasıl vahiy geliyor bana bir haber verin diye birbirlerine söylüyorlar. Peygambere vahiy gelmesi esnasında işte o soru soran, merak eden arkadaşlarını çağırıp ona da Hazreti Peygamber'i vahiy geldiği zaman nasıl bir hal bürüdüğünü gösteriyorlardı. Bütün onlar da görüyor ki bu Hazreti Peygamber'in elinde olan, peygamberin sahip olduğu bir güç, kuvvet, bir hal neticesinde olan bir şey değildi. Ayrıca vahiy meleği Cebrail insan suretinde geldiği zaman, işte Cibril hadisini okumuştum, Dihyetül Kerbi suretinde geliyordu biliyorsunuz. Onu yine orada bulunanların hepsi söylüyor ve onun bildirdiklerini işitiyorlardı. Bununla ilgili 2,5 sayfa kadar burada Bukhari'den diğer sağlam rivayetlerden seçilmiş malzeme var. Bakın Kur'an'ın tabii. Doğru. Bir daha hatırlatabiliriz. Cenab-ı Peygamber endişeyle şimdi ilk vahiy geldiği esnasında tabii acaba unutur muyum? Bu söylediğim sözler işte benden, zihnimden kaçıp gider mi? O da çabukça Cebrail onu okudukça o da hemen arkasından çabukça okumaya çalışıyor. Bu hususta Cenab-ı Hak endişeye mahal olmadığını, rahat olması gerektiğini söylüyor. Çünkü peygamberin elinde bir şey değil. Kur'an'ın peygamberin kalbine koymak, ilka etmek, ondan sonra onun açıklamasını yine Hazreti Peygamber'e bildirmenin Cenab-ı Hakk'ın kendisinin işi olduğunu Cenab-ı Hak kendisi Kur'an-ı Kerim'de söylüyordu. Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti Peygamber'i ikaz eden hitap ayetleri dediğimiz veya peygamberi kınayan kimi zaman hafif şekilde kimi zaman daha ağır ifadelerle efendim kınayan ayetler de Kur'an'ın Hazreti Peygamber'in işi olamayacağını göstermektedir. Eğer Kur'an Hazreti Peygamber'in kendisinin ortaya koyduğu bir metin olsa, kendisini kınayan, bazen yumuşak ifadelerle "Afallahu ank, lima ebintelahu?" Allah seni affetsin. Neden onlara izin verdin?
Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Ey peygamber, kadınlarla hanımlarınla arandaki o meseleden dolayı niçin Allah'ın sana helal kıldığı şeyi haram kılıyorsun gibi tatlı ifadelerle, bazen de ağır efendim sayılacak ikazlarla Hazreti Peygamber'in ikaz edildiği ayetler de Kur'an'ın yine Hazreti Peygamber'e ait olamayacağı, Hazreti Peygamber'i aşkın insanüstü bir güce ait olduğunu göstermektedir. Hazreti Ayşe diyor ki, eğer Peygamber kendi elinde olsaydı, yani Kur'an kendisinin ortaya koyduğu ümmetin olsaydı, o Zeyd ile Zeynep hadisesinde anlatılan ayetleri gizlerdi diyor. Çünkü siz de biliyorsunuz ki Hazreti Zeyd ile Hazreti Zeynep bir arada geçinemiyorlar. İki iyi insan, iki salih insan bir evlilik rabıtası bağı altında muhakkak geçinebilirler diye bir kaide yoktur. Böyle bir zorunluluk yoktur. Olabilir. Yani ruhları, meşrepleri, mizaçları birbirleriyle uyuşmayabilir. Peygamber bunu gördüğü halde, bunu bildiği halde saatimiz kaç? 25 geçiyor. Tamam, inşallah 5 dakikada bitiriyor. Bunu bildiği halde ne yapıyor? Bunu kendi içinde saklayıp, gizleyip Hazreti Zeyd kendisine danışmaya geldiğinde, yani bu durumu yok diyor. Allah'tan kork ve hanımını taht-ı nikahında tut. Ama ne oldu? Ayet-i kerimeler Hazreti Peygamber'e bu usta ikaz edecek şekilde geldi değil mi? Sen Allah'ın daha sonra izhar edeceği, açığa çıkaracağı bir şeyi saklıyorsun gönlünde. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَ اللّٰهُ مُبْدِهِ وَتَخْشَ النَّاسِ. Ve insanlardan korkuyorsun. Yani böyle bir şeyi açıkça söylersen, bak Muhammed haşa aleyhissalatü vesselam oğulluğunun hanımına göz koymuş demelerinden korkuyorsun diyor ve ayetler devam ediyor. Onun dışında Bedir esirleriyle ilgili ne yapılacakları konuşulurken, işte Hazreti Peygamber, Hazreti Ömer o Bedir savaşında esir düşen müşriklerin öldürülmesi gerektiğine dair fikir beyan etmiş. Ama Hazreti Ebubekir diğerleri, onlar bunlardan fidye alıp fidye karşılığı serbest bırakalım demişler. Hazreti Peygamber ve bu düşünceyi dillendirenler yine Kur'an'ın diliyle, yani etkili biçimde ikaz edip uyarılıyor. Hazreti Peygamber Mekke'nin kodamanlarına, müşriklerin ileri gelenlerine İslam'ı anlatırken kendisine gelen ama Mekke'nin içerisinde garip, mazlum kimselerden Abdullah bin Ümmü Mektum'u, onu yani ben bunlarla uğraşırken, bunlarla konuşurken, bunları anlatırken o niye geliyor diye daralıp efendim ondan yüz çevirince, hakikaten çok enteresan bir şekilde Abese suresinin başındaki ayetlerle ikaz ediliyor. Abese ve tevella en ca'ahu a'ma ve ma yudrike leallehu yezzekka ev yedzekkuru fetenfa'ahu zikra emma men istagna fe ente lehu tasadda ve ma aleyke ella yezzekka ve emma men ca'ake yes'a ve huve yakşa fe ente anhu telekha kella innaha tezkira fe men şa'e zekera. Hazreti Peygamber'e tabir caizse o ilahi hakikat anlatılıyor. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam veya bütün peygamberlere ilk iman edenlerin, inananların o kodaman zümre, ileri gelen zümre değil de genellikle o toplum içerisinde çok fazla sesi olmayan kimseler olduğunu söylüyor. Yine Kur'an'ın ifadeleriyle Hazreti Peygamber kendisine böyle bir vazife verileceğini bilmemekte. Dolayısıyla böyle bir vazife beklememektedir. Peygamberlik gelmeden önce dikkat edin arkadaşlar, hiçbir kimse peygamberi böyle bir beklenti, yani bir peygamberlik beklentisi içerisinde olmak, böyle bir tavır içinde olmakla itham etmemiştir. Peygamberlerin vahyin ilk gelişi, ilahi olan ile ilk irtibat esnasında ürkmeleri, titreyip korkmaları, hatta kaçıp gitmeleri, başlarına neyin geldiğini anlamaya çalışarak kitap bilgisine sahip insanlara sorup danışmaları da vahyin onların dışında mutlak bir gerçeklik olduğunu göstermektedir. O Hira'da Hazreti Peygamber'e vahiy gelişi rivayetini hatırlayalım. Hira'da ilk vahyin gelişi, peygamberin ürküp korkuyla Hazreti Hatice'nin yanına gelişi ve titreyerek yatağa girerek beni örtün, beni örtün demesi de peygamberin böyle bir beklenti içinde olmadığını göstermektedir. Burada vahye ilk muhatap olan olduğu zaman Hazreti Musa'nın korkup kaçması da hatırlanmalıdır. Ne zaman ki Cenab-ı Hak ağaçtan Hazreti Musa'ya seslenince نُوْدِيَ مِنَ شَجَرَةِ اَنْ يَا مُوسَى اِنِّي اَنَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى اَقْبِلْ وَلَا تَقَفْ. Ey Musa, dön gel, korkma. Efendim Hazreti Musa çünkü koşup korkup kaçmıştı. Bunu hatırladığımız zaman
Yani peygamberlerin vahyin karşısında verdikleri tepki de vahyin onların dışında bir gerçeklik olduğunu ifade etmektedir. Bakın, Hazreti Muhammed'in en fazla ihtiyaç duyduğu zamanlarda bile aleyhissalatü vesselam vahyin kesilmesi veya gecikmesi durumunda bir şey söyleyememesi, hasımları tarafından, işte Yahudi veya Hristiyanlar tarafından taciz maksatlı sorulan sorulara dahi cevap verememesi vahyin sahibinin Allah olduğunu, peygamberin elinde bir şey olmadığını göstermektedir. Sadece bu sahih kitaplarda anlatılan Hazreti Ayşe'nin başından geçen o iftira hadisesini okumak bile Hazreti Peygamber'in vahyin Hazreti Peygamber dışında bir gerçeklik olduğunu, Hazreti Peygamber'in elinde hiçbir şey olmadığını açıkça göstermektedir. Niye? Çünkü Hazreti Peygamber'in ailesiyle ilgili iftira atıldı. Maalesef bu haberi tahkik etmeyen münafıklar işin başını çektiler. Bu haberi tahkik etmeyen bazı gafil, cahil Müslümanlar buna uydular. Ve tam bir ay Hazreti Peygamber hiçbir şey söyleyemedi. Kendi hanımı hakkında hüsnü şehadette bulundu. Safvan bin Asad, o iftira attıkları sahabi, onun hakkında el-Muradi, onun hakkında hüsnü şehadette bulundu. Bundan başka bir şey söyleyemedi. Ondan sonra vahiy ayetler Hazreti Ayşe'nin suçsuz, günahsız, beri olduğunu söyleyerek geldi. Bunun üzerine o mecliste anne babası Ebu Bekir ve hanımı radıyallahu anh'a Hazreti Ayşe'ye hadi kalk peygambere teşekkür et deyince Hazreti Ayşe ne dedi? Hayır. Ben peygamberin Rabbi olan Allah'a hamd edip ona teşekkür edeceğim. Ama zaten peygamberin elinde olan hiçbir şey yoktu. Kur'an'ın 20 veya 23 sene zarfında parça parça inmiş olmasına rağmen 3 ayet, 5 ayet, 10 ayet konuları arasındaki birlik ve bütünlük, edebi açıdan sahip olduğu yekinesaklık, ayetler arasındaki müthiş terabut ve insicam da onun peygambere ait olmadığının delilidir. Peygamber Allah adına yalan söylemediğini açıkça gösteren delil ve mucizelerle gelmiştir. Kur'an ve peygamberden sadır olan diğer mucizeler onun davasında doğru olduğunun, vazifelendirilmiş bir elçi olduğunun en büyük şahididir. Bakın Kur'an bir beşer kitabı olamayacağına göre öyleyse beşerin dışında bir kitap olmak zorundadır. Hazreti Peygamber'in elinden bir insanın beşerin elinden gelemeyecek mucizeler sadır olduğuna göre öyleyse Hazreti Peygamber normal bir beşer olamamış, yani olamaması gerektir. Hazreti Peygamber normal bir insan değildir. O ilahi vahye muhatap kılınmış bir vazifeyle vazifelendirilmiş göklerin elçisidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bu mucizelerle gelmesi sanki Cenab-ı Hak tarafından onun hakkında evet bu benim elçimdir, ona uyun, ona tabi olun manasındadır. Bu da yine Hazreti Peygamber'in yalan söyleme ihtimalini ortadan kaldırır. Hazreti Peygamber yalancı değildi. Başlık başlık okuyorum sadece. Peygamberlik vazifesi verilene kadar, gönderilmiş bir peygamber olduğunu söyleyip kavmini Allah'ın dinine çağırıncaya kadar, 40 yaşına kadar onu tanıyan hiçbir kimse onu yalancılıkla itham etmemiştir. O kavminin içerisinde Muhammedül Emin'dir. Peygamberlik gelmeden önceki 40 yıllık hayatında ve peygamber olarak gönderildikten sonra yaşadığı 23 yıl boyunca şakalaşma halinde bile asla yalan söylememiş bir peygamber neden Allah adına yalan söylesin ki? Sonra insanlara vahiy getiren, onlara göğün haberini okuyan, onlarla Allah adına konuşan ilk ve tek elçi Hazreti Muhammed değildir ki bunu garipseyip inkar ediyorsunuz. Hazreti Adem'den ona kadar nice elçiler gelmiş geçmiştir. Her bir peygambere gelen vahiy öz, esas, temel ilkeler açısından bir diğerine gelenden farklı değildir. Çünkü kaynak hepsinin kaynağı ilahidir, kaynak birdir ve hedef vahiy ile amaçların gaye birdir. Dolayısıyla diğer peygamberlere gelen vahiy kabul edip Hazreti Muhammed'e geleni kabul etmemek yani apaçık bir dalalet sapkınlıktan başka nedir? İki başlık kaldı. O hastalıklı, bunu geçen derste anlatmıştım. Beden ve ruh dengesi bozuk birisi değildi. Peygamberliğini ilan edene kadar hiç kimse onun hakkında böyle bir iddiada bulunmamıştı. Öyleyse aklı başında bir insan güvenilir, emin bir peygamber olarak söylediğine inanmaktır bize düşen. Kur'an gibi önünde insaflı bulunların eğildiği yüce kitap şayet Hazreti Muhammed'e ait olsaydı bu mümkün değil ama o memnuniyetle bunu kendisine nispet edecek etmez miydi? Nispet etse yani bu ayıplanır mıydı? Bu durumdan faydalanarak kendisi için belki kutsiyet belki ilahlık iddia edecekti. Hazreti Peygamber ise haşa
böyle bir şey asla iddia etmemiş. Bilakis kendisinden bir beşerden istenmeyecek şeyler istendiğinde mucizeler getirmesi, gökten bir kitap indirmesi, işte göğe yükselmesi falan bir sürü bir şey istemişlerdi. Meleklerle beraber gelmesi onlara ben yalnızca size elçi olarak gönderilmiş bir insanım diyecekti. Dolayısıyla bütün bu anlattıklarımız hepsi tek tek ve bir arada vahyin Hazreti Peygamber'e, vahyin bir insana, bir beşere ait olmasını Kur'an üzerinden yaptığımız bir okumayla imkansız kılmaktadır. Vahiy aşkın bir güç, müteal, yüce bir güç tarafından, ilahi bir zat tarafından Hazreti Peygamber'e indirilmiştir. Başka türlüsüne inanmak hem aklın hem ilmin, tarihin, Kur'an'ın söylediğinden başkasına inanmak demektir ki bu sapkınlıktan başka bir şey değildir. Çok kısa. Peygamberlik beklentisinde değil dedik ya. Evet. Bu bakirayla görüşmesinden sonra böyle bir beklenti içinde kendisi ya da yakınları girmedi mi? Asla. Neden asla? Çünkü bakirayla görüştüğünde, Şam yolculuğu yaptığında amcası Ebu Talib'de bir rivayete göre 9, bir rivayete göre 12 yaşındaydı. Bahira böyle bir şey söyledi. Ama Bahira onu böyle bir şey olabilir. Bunu Yahudilerden uzak tut diye amcası Ebu Talib'e söylemişti. Eğer böyle bir şey olsaydı, böyle bir beklenti içerisinde olsalardı, ona ilk iman eden Ebu Talib'in kendisi olurdu. Bir, ikincisi bundan başka, bundan sonra Hazreti Peygamber'in ikinci defa böyle bir şeyle, böyle Bahira ile görüştüğü bir defa daha Hazreti Hatice'nin malında ticaret yapmak için Şam'a gitti ama orada Hazreti Hatice'nin kölesi Meysere ile gitti ve Bahira ile görüştüğü kesinlikle sabit değildir. Bakın Kur'an'ın böyle bir beklenti içerisinde olmadığı, vaktimiz olmadığı için okumadım, Kur'an'ın açık ayetiyle sabittir. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا اَنْ يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Sen kitabın Rabbinden sana ilka edilmesini beklemiyordun. Peygamber böyle bir şey hiç hatırında yoktu. Etrafındaki hiçbir insan tarihen, etrafındaki hiçbir kimsenin peygamberin böyle bir beklenti içerisinde olduğunu söylediği tarihen kesinlikle bilinmemektedir. Arap müşrikleri peygamberi her şeyle itham ettiler. En ufak şeylerle bile. Böyle bir beklenti içerisinde olsaydı muhakkak onu da söyleyeceklerdi. Bilakis peygamberin dışında hanif dini üzere yaşayan yani ruhbanlık elbisesi, kisvesi içerisinde olan Ümeyye bin Ebu Salt gibi birileri vardı. Ama onlar da peygamberlik kendilerine gelmeyip Hazreti Muhammed Mustafa'ya, o Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir işte gelince ne yaptılar? Onlar da kitaba karşı durdular. Evet. Şia'nın Kur'an'ın değiştirildiği iddiası, bazı ayetlerin değiştirildiği. Şimdi daha ben geçen Zehra kanalında onlardan bir tanesini dinledim. Kendi ağızlarından, mollalarından bir tanesini dinledim. 3-5 gün oldu. Bu Kur'an baştan sona Hazreti Peygamber'e inen Kur'an olduğunu söylüyor. Eğer onlar değiştirildiğini söylüyorlarsa aynı Yahudi veya Hristiyanlar gibi kaybeden onlardır. Ama buna asla kesinlikle herhangi bir delilleri yok. Şunu söylemek istiyorum. Tarihsel olarak Kur'an değiştirilmedi diyorsunuz. Bu sabit bir vaka diyorsunuz. Evet. Ama o tarihsel bilgide ittifak yok. Şia tarihçileri değiştirildiğini söylüyor. Yani Kur'an'ın değiştirilip değiştirilmediği konusunda tarihsel bir tarihçiler arasında ittifak yok. Şimdi bunu efendim sadece Şia tarihçileri değil ki, bunu müsteşrikler de söylüyor. Öyle mi? Bunu efendim Hristiyan Yahudiler de söylüyor. Ama biz bunların söylediklerinin doğru olmadığını söylüyoruz. Yani böyle bir ittifakın bulunduğundan bahsetmiyoruz. Ama bu söyledikleri haklı ve doğru değildir. Doğru değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Kur'an tarihi üzerinde inşallah konuşacağız. Kur'an-ı Kerim tarihi okunduğu zaman Kur'an'ın ilk inen ayetlerinin Hazreti Peygamber tarafından behemehal, hiç ara vermeksizin aceleyle Hazreti Peygamber'e bildirildiği, Hazreti Peygamber tarafından okunduğu, sahabilerin de onu diğer müşriklere okudukları, dolayısıyla gönüllerde mahfuz olduğu, onun dışında da ondan sonra da efendim Hazreti Peygamber'in inen bütün ayetleri vahiy katiplerine yazdırdığı, o malzemenin Hazreti Ebu Bekir zamanında bir araya getirildiği, daha sonra Hazreti Osman zamanında çoğaltılıp gönderildiği bilinen bir hadisedir. Ebu Bekir Hocam, Ebu Bekir Hocam'ın vakti geldi. Dolayısıyla velhamdülillah Rabbil alemin. Allah razı olsun. Hocam ben biz ifadesini soracaktım. Arapçam olmadığı için biz ifadesi okuduğumuz ayetlerinde mesela. Ha, biz ifadesi. Bu yani bütün dillerde var olan bir uçluktur. Yani melikler, yüce zatlar, padişahlar, hükümdarlar konuşurlarken onlar ben diye konuşmazlar.
Onların üslubu bizim üslubudur. Dolayısıyla başka türlü anlamak elbette ki doğru değildir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.